bir anneden akıl almaz suçlama. Ama benim bugün çok kızım çok dalgındı. Kızı kayboldu, öz çocuklarını suçluyor. Baskı yaptılar, silahlarla geldiler dedi. Anne kızın büyük yüzleşmesi stüdyoda. Anne dedi, ben dedi. Kayıp Kezban Nur nerede? Kavgamız, görüntümüz yoktu. Kezban Nur ablalarının kurbanı mı? Acaba gerçekten Kezban Nur da onların kurbanı mı? Birazdan. Üç çocuk annesi esrarengiz şekilde öldü. Kızım için de yalvardım, alın dedim. Sorular çoğalıyor. Şu tencereyi yok et mi dedi? Kim dedi bunu? O gece Ece'nin evinde neler oldu? Hepten çığırından çıktı işler. Alt komşunun sakladığı sır ne? Neden? Neden hala? Neden? Erol'un akrabalarından bomba açıklamalar. Erol'u gördüğümüzde karşısında 3-4 tane akrabası vardı. Ece'yi balkondan kocası mı itti? Birazdan. Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. İyi haftalar diliyorum hepinize. Star ekranlarından, Gerçeğin Peşinde programından sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Güzel bir gün, güzel bir hafta olsun efendim. Malum Nisan ayına da girdik. Baharın başlangıcı. Her şey gönlünüzce olsun. Sofranız bereketli olsun. Allah iyilerle karşılaştırsın efendim. Ve değerli konuklarım, adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle. Efendim iyi programlar diliyorum, iyi haftalar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Evet, çok uzatmadan lafı hemen konuya geçmek istiyorum. Cuma günü Hanife Hanım'la tanıştırdım sizi. Hanife Hanım 4 çocuk annesi, ilk eşinden 4 çocuğu var, 3 kız 1 erkek. 2005 yılında boşanmışlar. Çocuklar işte 1, 2, 3 yaşlarındaymış. Sonra 15 yıl neredeyse hiç görmemiş çocuklarını. Başka bir evliliği var. Ondan da küçük bir bebeği var, henüz 3 aylık. Fakat 2 yıl önce kızlarından Kezban Nur, ki şu anda 17 yaşında, 15 yaşındayken yuvadan derken annesinin yanına geliyor ve 4 ay önce kayboldu. Peki anne, bu kızının kaybından kimi sorumlu tutuyor dersiniz? Diğer kızı Münevver'i sorumlu tutuyor. Yani ablası yüzünden kızım Kezban Nur da ortadan kayboldu diye buraya aramaya geldi. İlk konumuz Kezban Nur olacak. Çünkü bu konuyla ilgili çok önemli gelişmelerimiz var. Bir anneden akıl almaz suçlama. Ama benim bugün çok kızım çok dalgındı. Kızı kayboldu, öz çocuklarını suçluyor. Baskı yaptılar, silahlarla geldiler dedi. Anne kızın büyük yüzleşmesi stüdyoda. Anne dedi, ben dedi. Kayıp Kezban Nur nerede? Kavgamız, görüntümüz yoktu. Kezban Nur ablalarının kurbanı mı? Acaba gerçekten Kezban Nur da onların kurbanı mı? Şimdi. Evet, şimdi Hanife Hanım'ın dediğim gibi 4 çocuğu var. Bunlardan biri erkek, 3 tanesi kız. Ama bizi kızlar ilgilendirdiği için oğlundan bahis açmıyorum. Baba ile yaşıyor. Oğlun neredeydi senin? Oğlum babasıyla yaşıyor. Babasıyla yaşıyor. Evet. Bir de Gülten babasıyla yaşıyor. Evet. Bir grafiğimiz vardı. Cuma günü de koymuştum ekrana. Onu bir getirelim arkadaşlar. Hanife Daha'nın 3 tane kızından bugün neden onlardan konuşacağız? Kezban Nur 2 yıldır annesiyle yaşıyordu. 15 yaşında anne kız neredeyse tanıştılar. 4 aydır da ortada yok. Bir tostçuda çalışıyordu. Eve de haçlık da veriyordu. Hatta annesine bir gün önce 1040 lira vermiş. Bir de Münevver diye bir kızı var. O
Batuhan'la evli. 4 aydır onlar da kayıplarmış, ortada yoklarmış. Sebebi de iddiaya göre internet üzerinden bir dolandırıcılık yapmışlar. 200 bin lira kadar bir parayı çarpmışlar ve ortadan kaybolmuşlar. Yani Münevver'in kayınvalidesi arayıp Hanife Hanım'a söylemiş. Evi falan taşıdılar, ortada yoklar diye. Bir kızı daha var, Gülten. O babasının yanında yaşıyor. Gülten yıllarca hiç ablasını aramayıp kaybolduktan sonra aradığı için Hanife Hanım da şüpheleniyor. Hiç aramaz sormazdı. Ne oldu, onun da haberi var galiba diyor. Evet. Şimdi Münevver ve Batuhan ortadan kayboldu. Benim kızım Kezban Nur'u da onlar götürdüler. İşlerinde kullanıyor olabilirler diye de bir düşünceye kapılmış. Peki efendim, bu kızım Münevver'i biz bulduk ve bir röportaj yaptık. Önce bu röportaj bir ekrana gelsin. Kezban Nur kayboldu, öz ablası suçlandı. Suçlanan abla Münevver ilk kez konuştu. En son Tekirdağ'la annem yanına gittiğimde gördüm. Ama oraya gittiğimde zaten kapalı bir kutu gibiydi. Evde bütün işleri Kezban mı yapıyor? Gördüğüm kadarıyla öyleydi. Kezban Nur'u çalıştırıyor. İki yerde çalıştı bu kız. Çalıştığı zaman da elindeki parayı alıyor ve cebine sadece 100 lira harçlık veriyor. Kezban Nur'la siz sürekli görüşüyor muydunuz, konuşuyor muydunuz, bir iletişiminiz var mıydı? Hiç yoktu çünkü annem hiç numarasını falan vermiyordu, görüştürmüyordu. Sadece benimle değil, ne babamla ne kardeşlerimle, annemden korktuğu için. Ben annem üstünde baskı uygulamını düşünüyorum. O kız ben yanıma geçeyim, onun kemiklerini kıracağım diyor. Kırsa bakar mısınız? Babamla olan ilişkisini bize çok yansıtır yani bu konularda. Kezban Nur neden evden ayrılmış o bile? Yani şöyle söyleyeyim. Kendi isteğiyle gitmek zorunda kaldığını düşünüyorum. Ben annemle görüşüyordum. Annem bana kendisi anlatıyordu. Biri Nur'u sormuş. Nur'u sorduğu için Pataküt'e dolap kuruyorlarmış. Pataküt'e Nur'u dövdüğünü kendi ağzıyla söylüyordu. Dövdüğünü açık açık söylüyordu. Bu kızın bence bir görüştüğü var diyordu. Daha demiş seni yurda vereceğim, geri götüreceğim. Hanife Hanım'la yani öz annenizle birlikte büyümediniz mi? 6 aylıkken beni evlatlık veriyor. Şöyle söyleyeyim, kendi öz annesine babasına veriyor. Aynen, ilk çocuğu olduğum halde beni de evlatlık veriyor. Kaç yaşına kadar hiç görüşmediniz? Annemle işte 17 yaşımda tanıdım annemi. Yani babam, hani benim bakan büyük tane Osman babam, hani onu öldürmeyi falan düşünüyordu yani. Çünkü evinden hırsızlık da yapmış. Yani hani Sebat annemin telefonundan kontrol çalan bir insan. Ve ben defalarca babama babamın dediklerine çok şahidim ki, kızım anlaşamıyorsan gel. Geliyordu ve tekrar geri gidiyordu. Çocuk yapıyor, tekrar geri geliyordu. Yani döngüsü bu şekildeydi yani. Diğer çocuklarıyla Hanife Hanım'la arası nasıl? Onlarla görüşüyordu. Orada yalan söylüyor. Sizin onu sakladığınızı iddia ediyor. Yani neden böyle bir iddia atıyor ortaya? Yalan. Yani normal değil psikolojisi. Bizimle derdi var. Ben onu şikayet ettim. Hakaretinden, tehdidinden. Ne diye tehdit etti? Seni öldüreceğim. İşte ağız alınmayacak çok ağır hakaret, küfürler. Saldıracak bir yer arıyor aslında. Biz onunla görüşmüyorken, özellikle ben görüşmüyorken. Ayıcıkları ön alıp konuşan bir insan. Peki Kezban Nur şu an nerede olabilir? Fazla uzakta olduğunu düşünmüyorum fazla. Ya Çorlu'da biri var hayatında. Ya biri aklını çeldi. Veyahut da annemin dost hayatında yaşadığı insanlar aklını çeldiğini düşünüyorum. Onların kurban olduğunu düşünüyorum. Farklı bu yöne giden bir olay. Belki de şu an gelmek istese bile gelemiyor gibi bir yerde de olabilir. Zorlu tutuluyor da olabilir belki de şu an. Hanife Hanım, 4 çocuğun var. En evet. Büyüğü Münevver galiba. Evet. Ama sen ondan sonra 3 çocuk daha dünyaya getiriyorsun Münevver'in babasından. Ama Münevver'i, daha siz boşanmamışsınız, kendi annene babana evlatlık vermişsin. Vermedim. Yalan mı söylüyor? Evet. Niye böyle bir yalan söylüyorsun? İstiyorsanız abime de bağlanabilirsiniz. Her şeyi anlatabilirler. Ben 9 aylıkta ben düğüne gidecektim. Annem hani yolda rahatsızlanır diye, bebekti çünkü 9 aylıktı. Kızım dedi, çünkü dedem öldü. Hatta Münevver Eylül'ün 10'u
Eylül'ün de anneannem de öldü. Annemin acısı vardı. Asıl evlatlık ben alındım. Çünkü benim öz amcam. Seni konuşmuyoruz şu anda. Sen aynı ben eşten. Ben vermedim. Dört çocuk dünyaya getiriyorsun. Hadi boşandıktan sonra değil. Ama ilk çocuğunu annene babana evlatlık veriyorsun. Hayır, kimliği belli. Evlat verildiği zaman onun için olması lazım. Belki üzerine geçirmemiş, üzerine geçirmemiş olabilirsin. Yok yok yok. Ama onlara veriyorsun. Sonra arada bir gidip geliyordu diyor. Babam sadece şunu demişti babam bana. Kızım dedi hani çünkü benim başka kardeşim yok. Nerede büyüdü? Bana onu söyle. Babamın yanında büyüdü 9 aylıkken. 9 aylık. Evet. İşte onu soruyorum ben de. Yani diyor ki beni bebekken diyor 9 aylıkken bebekken anneannemle dedeme vermiş. Dedem anneannemle dedem çünkü benim kaldığım yerde yani eşimin kaldığım yerde durumumuz yoktu. Durumunuz yoktu. Arkasından Gülten'i dünyaya getiriyorsun. Durumunuz yoktu. Arkasından Kezban Nur'u dünyaya getiriyorsun. Durumunuz yoktu. Bunun suçu benim değil ben değilim ki Batuhan'ı ama. Dünyaya getiriyorsun. Ve gene gerçekten hepsini babam hani keşke hayatta olsaydı. Ama sonra da hepsini 9 aylık, 1 yaşında, 2 yaşında bırakıp gidiyorsun. 15 senede görmüyorsun. Bunun suçu kimde? Suçu ben değilim ki ama. Kim? Suçu ben değilim. Kim? Suçu babasıdır. Çünkü cumartesi günü babası beni aradı. Yayından çıktım cuma günü. Hayır şunun cevabını ver Hanife. 2-3 yaşında, 4 yaşında, 9 aylık çocukları babasına bırakıp niye gittin sen? Babamlara mı gittim? Hayır, babalarına bırakıp çocukları. Gitmek zorundaydım. Neden? Çünkü artık dayanamıyordum. Çocukları neden götürmedin? Nereye gidecektim? Sen nereye gittin? Ben Çorlu'ya gittim. Kimin yanına? Öyle gittim, kafamı alıp gittim. Ne yaptın Çorlu'da? Kaldım öyle, sokaklarda kaldım. Çok kaldım yani. Çöpten çok ekmek toplayıp yedim. O arada iş güç bir şey yaptın mı? Hiçbir şey yapmadım. Kim baktı sana? Kimse. Annemi aradım, rahmetli annemi aradım. Her şeyi anneme söyledim. Kızım dedi, gel dedi. Ama babam oradan bağırıyordu. Gelmeyeceksin, istemiyoruz. Sen çocuklarını bırakıyorsun. Ama benim evde işkence çekiyorum, dayak yiyorum. Ben Münevver dünyaya geldiğinde beni babam alsaydı benim bu çocuklarım olmayacaktı. Beni ilkken babam beni alsaydı ben bu durumu yaşamayacaktım. Bu adamla evlenmeyi kim istedi? Ailem mi sen mi? Ailem istedi, babam istedi. Peki şimdi kızın Münevver de seni 15 sene sonra görmüş galiba. Münevver beni çok tongaya düşürdü. Nasıl? Mesaj attı bana, anne çabuk gel beni kurtar. Okuldaydı o zaman. Gel beni kurtar. Dedenle yaşayamıyorum. Baba anneannemle yaşayamıyorum. Ben Çorlu Tekirdağ'dan okuluna geldim. Beni tongaya düşürdü. Nasıl tongaya düşürdü? Dedesini arıyor. Diyor ki annem beni kaçırmaya geliyor. Gelin. Babam, rahmetli babam. Beline silah koyuyor. Ayrıldım eşim. O Münevver'i çağırıyorum. Arıyorum Münevver'i. Münevver telefona cevap vermiyor. Hocaya diyor ki annem geldi kapıda. Annemleri arayın. Beni kaçırmaya geldi. Neyse babamlar tabii ortaya silah bana. O anda silah tutukluk yapıyor. Beni patlamıyor. Neyse ben bir bahçe var. Bahçeden kaçtım. Ayrıldım eşime aradım. Ben dedim ki ben mesajları göstermek istiyorum. Yani o beni o çağırdı demek evet. istedin. Ama bu çocuklara karşı mesela 15 yaşından itibaren 2 sene boyunca Kezban Nur senin yanına geliyor ya. Evet. Bir tostçuda çalışıyor. Evet. Sen bu çocuğu çalıştırıp eline 100 lira harçlık verip kazandığı parayı sen mi alıyordun? Çünkü veremiyordum para üstüne. Veremiyordum. Çünkü onun üstüne para veremiyordum. Yurttan çünkü dediler ki alkol kullanıyor dediler bize. 100 liradan fazla para veremiyordun. Evet. Niye çalıştırıyordun o zaman? Ama çalışmak istiyordu. Yani gene inşallah bulunur da. Eline veremeyebilirsin ama o parayla ona. Öyle eline vermiyorum. Sadece Akbil kartını dolduruyorum. Eline harçlık. Hayır eline harçlık verilmiyordu. Çünkü ama engelledik. Alkol içiyor dedi. Ben hatta ona da söyledim. Peki kıyafetini, ihtiyaçlarını alıyor muydun? Alıyordum. Peki Münevver bir gelsin. Münevver burada. Münevver iddiaya göre kocasıyla beraber bir vurgun yaptı. 200 bin lira gibi senin iddianı söylüyorum. Ve ortadan kayboldu. Münevver ortadan kaybolmadı. Münevver burada. Buradayım. Hoş geldin Münevver. Hoş bulduk. Önce istersen belki de bu internet üzerinden 200 bin liralık vurgunu belki açıklamak istersin. Onu bir açıkla. Olur. Öyle bir şey yok. 200 bin lirada bir vurgunun bir miktar da değil. Ne kadarlık bir miktar? Çünkü öyle bir şey yok ortada. Öyle bir şey yok mu? Kayınvaliden söylemiş. Şöyle o yüzden neden söylediğini de söyleyeyim.
Kayıp annemle biz bir tartışma yaşadık. Bir pazar günü, kahvaltı günü. Ben hastaydım, Covid geçirmiştim. Eve gel gelme olayı falan oldu. Biz değişime karar verdik. Bundan sonra görüşmeyeceğimizi. Kayınvalidene küstünüz. Kocan da sen de. Evet. Yani sürekli oluyor zaten. Bu ara oluyor. Görüşmüyoruz. Sonra bir süreden sonra görüşüyoruz. Görüşmemeyi kararı aldık. Gidiş o gidiş. Daha görüşmedik. Görüşmeyince... O da size ulaşamayınca ama bunu nasıl uydurdu yani? Hani gittiler bulamıyorum bir şey ayrı bir şey. Bir şey söyleyebilir miyim? Vurgun yaptılar ayrı bir şey. Bunu uydurdu mu kayınvaliden? Şöyle annemin yanına gideceğimi, onun yanında kalacağımı falan düşündüler. Düşününce de dediler ki hani nasıl şey yapabiliriz? Telaşlandırıp da bana yerini söyler mi? Çünkü torunlarına ve oğluna çok düşkün. O evet, şekilde ifade edelim. Cumartesi günü beni oğlum aradı, Batuhan aradı. Oğlum gezmeye gitmiş bir yerde. İsim vermek istemiyorum. Nerede olduğunu söylemek istemiyorum. Münevver Hanım demiş ki seni canlı beni alacaklar. Röportaj yapacağız. Beni canlı yanında seni bağlayacağım. O da demiş ki abla hani adresini verir misin? Veremem çünkü adamlar beni arıyor. Hangi adamlar ya? Beni arıyor diye mesajlar bende duruyor. Kaynının, onun kendi kaynının mesajları da var. İstatı gösterebilirim arkadaşlarımıza da. Yani böyle bu gerçek diyorsun. Tabii gerçek. Beni de aradılar, adamlar beni de aradılar. Özel numarayla da aradılar. Ne diyorlar sana? Arayın. Kızınızın yerinizi söyleyin. Öyle bir şeyden korksa niye gelsin? Evet. Nasıl gelsin buraya? Gösterebilir. Onu eğer öyle insanlar varsa. Savcı bulamıyor şu an. Onun adresini bulamadı. Canlı yayında ya. Burada bakın. İşte evet, ben kayıp değilim. Ben de ona çalışıyorum zaten. Hanımefendi kaçak olsa buraya gelmezler. Ve 4 aydır benimle görüşüyordun zaten. Evet görüşüyordum. Yani sen peki de... neden ilk çıktığında görüşmüyorum, 4 aydır haber almıyorum dedin? Çünkü sen telefonlarıma cevap vermiyorsun. Ben seni görüşmüyorum ki. Sen benim evime geldin, benim evimden sonra benim kızım kayboldu. Çünkü siz odada konuştunuz. Ne konuştunuz bilmiyorum. Konuştuk. Evet odada kapıyı kapatmadınız mı? Peki öyle diyorsan öyle olsun. İki kardeş konuşabilir, ne konuşmuş olabilirler? Konuşturmuyorlar odayla yani. Evet. Yan yana oturamıyorum. Ben buradaysam... Kız şurada. Ama istemiyordu çünkü seni. Seni aramış İstemiyor. Çünkü yurttaki peki adam. Peki neden sonra eve beni soktun? Madem beni istemiyor. İstemiyor. Yanında ben ne işim ben var? Ben onu tartıştım. Senin yanında tartışmadın mı? O da kızım dedim. Demedin mi? Elini vicdana koy. Bak sen de annesin ben de anneyim. Demedin mi? O da benim kızım. Demedin mi? Onu söyle. Nur bana seninle görüşmek istiyorum. İstemiyorum. Hiçbir şey demedi bu zamana İstemiyorum kadar. Dedi çünkü. Ama benim zorumla görüşmek istedi seninle. Dedesinden dayak yemiş. Peki bak, görüşmek istemiyor. Neden dedesi... beni, neden o zaman ben diyorsun ya, odada fısır fısır konuşmuşuz sözde. Beni görmek istemeyen, beni sevmeyen, beni kabullenmeyen, abla olsak görmeyen insan neden ben odada fısır fısır konuşsun? Niye benim kızımın sweat'i senin üstünde şu an? Kendin verdin. Ben vermedim. Çocuğun üstüme kustuğundan dolayı ben bu tişörtle geri döndüm İstanbul'a. Ben o sweat'i ben o gün yıkadım, o sweat sonra gitti. Şu anki gitti. Sweat benim Nur'un sweat'i. Üzerindeki tişört. Evet evet. Kezban ben bunu zaten şeyde de söylemiştim. Sivit diye. Sizin evdeyken aldı öyle mi? Ama almış habersiz öyle. Almamıştır. Kardeşinin kendi tişörtü. Telefonuyla, kendi telefonu değil. Kendi WhatsApp telefonuyla Nur'a evet, aynada giydin, fotoğraf giydin. Çekip evet, bak onu attım. Giydin. Giydin. Yıkadık biz onu. Çünkü onun en sevdiği tişörtü arkadaşı hediye hayır, etmişti. Göbeğe geliyor diye. Zaten bu Nur bunu giyemez dışarıda dedin. Niye hep ne zaman giyiyordu? Her zaman giyiyordu. Kızın yırtık pantolonunu yırttığını da biliyorum ama. Evet çünkü ben burada giydirmiyorum canım benim. Ben bir anneyim. Onu giydirmeyen bunu da giydirmiyor demek onu ki. Onu çok rahat giyiyor. Çok da fotoğraflarımız da var. Ekranda çıkartabilirim yani. Çıkart. Hiç sıkıntı yok. Sadece sana şu kelimeyi istiyorum. Ben sana dedim değil mi? Seninle, o da senin ablan. Sen de benim kızım. Demedim mi senin yanında? Niye bunu açıklayamıyorsun? Serap Hanım da duysun. Ben her şeyi açıklıyorum. Ben bu sivitin detayını bile açıkladım. Şimdi ben şey diyorum. Görüntüsünü bile attım. Milyonların önünde yani kızın yani. Kardeşinin tişörtünü, sweatshirtünü giydiğini... Burada niye konuşuyoruz? Giyebilir, evet. O ona vermiş olabilir. Mahcup etmek niye yok, yani? Mahcup değil. Ben kızımın orada şüpheleniyorum. Hayır, çünkü... ikiniz de birbirinize çok ciddi bir nefretle bakıyorsunuz evet, anne neden? Kız. Evet, neden? Onu da söyleyeyim nefretle baktığımı. Çünkü ben bu zaman diyor ki ben ona evlatlık vermedim. Ben evlatlık vermedim. Benim çünkü anneannem ölünce, dedem de ölünce annem çünkü psikolojisi bozulmuştu. Çocuk yok ya, ben tek kızım. Beni evlatlık aldı. Sen çocuğunu, tek çocuğunu verince senin psikolojin bozulmadı hamledim mı? Hamledim ama ben kızım da. Hayır, velev ki verdiğiniz durumunuz yoktu. 15 sene boyunca kızlarınızı, çocuklarınızı ben çok geldim kızımı görmeye. Hayır, İstemedi geçen programda görmek. Öyle söylemediniz. 17 yıl görmedim. 17 dedi. Yıl boyunca sen kızını görmemiş. Bak, ben 17 yıl Kezban Nur'u görmedim. Hanife Hanım, velev ki maddi durumun yoktu. Babanlara bıraktın, sen de gittin başka ama, biriyle evlendin. Bey. Senede en az 10 defa gider insan evladını görmeye. Hocam gittim. Sen 17 sene sonra gelmişsin
çocuklarını hocam, gittim, görmeye? Hocam gittim, kapılarına kadar gittim. Benim babam göstermedi. Yüzü şahit burada. İsmim adım, benim ismim... Okulları vardı, ilkokula gitti, ortaokula gitti. Geldim. Ne aynen, kaçırmaya bana? Geldin. Mesajı babana göster. Baban dedi ki canlı yayına bağlanabilirim dedi. Onu yalan söyleyemez benim kızım dedi. Bağlanabilir. Hocam sen da şahit. Sen çocuk ayrımı yani. Yapıyor musun Ali Karnım? Asla yapmadım. En çok Kezban Nur'u mu seviyorsun? Hayır hayır. Hepsi benim için çocuklarımdır. Ama onu bayağı dövüyorsun değil mi? O yüzden benim sadece konuşmadığım bir kişi var. O da Gülten'dir. Ama onu dövdüğünü söylüyor Kezban Nur. Evet dövdüm. Sadece Kezban Nur'u da değil bu arada. Ben çünkü dövmek zorundaydım. Ya ne kadar, nasıl dövmek zorunda? Ama olmak ne demek? Ne kadar öyle, rahat söylüyorsunuz? Siz yanlış anlıyorsunuz beni. Gerçekten kimse yanlış anlıyorsunuz. Dayağın yanlış anlaşılacak bir tarafı yok Hanife. Neyi yanlış anlayacak hocam? Yok. Nasıl, yani nasıl dayak bir eğitim ya? Metodu değildir, terbiye metodu değildir. Dayak fiziksel şiddettir. Konuşuyor çünkü. Dayak yiyince oldu mu? Konuştu, pişman olduğunu söyledi. Dayak bir daha hata yapmayacağını oldu mu? Söyledi. Şu anda niye buradasın? 4 aydır ortada yok. Demek ki dayak bir işe yaramadı. Tam tersi bir etki yaptı. Ben bir kere vurdum kızıma. Bir kere vurdum. Nasıl anlatıyor? Anlatıyor muydu sana kardeşim? Hayır, annem kendisi anlatıyordu bana bunları. Ne diye? Dövüyorum mu dedi? Evet. Bağırdım Nilo söyledi. Ben bugün... Ne oldu falan diye konuşuyoruz işte normal görüntülü WhatsApp'ta. Bunlar köyden geliyor. Tabii öz babası evden kovuyor bunu. Köyden geliyorlar mecbur olarak. Dolap kırıyorlar. Biri yürümeye gittiği iş arkadaşları. Nur gelmeyince hani neden bizi alırsan hani görüşürüz demedi. Lafını unutma. Virgül koyuyorum. Bir araya gideceğim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada Kezban Nur'dan da hala bir haber yok. Bakalım. Soracağım gerçekten münevverlerin yanında mı? Evet Hanife Hanım'ın kızı 17 yaşındaki Kezban Nur 4 aydır kayıp. Biliyorsunuz büyük kızı Münevver'i ve onun kocası Batuhan'ı suçluyordu. Onlar ortadan kayboldu bir bulgun sebebiyle. Daha önce de geldi benim evimde birkaç gün Münevver kaldı. Aklına girdi. Onlar götürdü kızımı onların yanında. Diyordum. Münevver sizin yanınızda mı peki hayır. Kezban Nur? Bizim evimize 3 kere polis ekibi geldi. Kaybolduktan sonra mı? Evet. Geldi hemen, evinize? Evet geldi, bakıldı. Hatta artık... Kim geldi baktı evinize? Polis ekipleri. Polis, peki. Bir sivil geldi, bir normal geldi. Bir gece, bir gündüz şeklinde yattılar. Bakıldı, hatta oturduk. Nasıl söyleyeyim, çay kahve bile içtik artık yani. Yani neden istiyor bu kadın, sizden ne istiyor bu kadar hani? Annen ne yapalım için. Daha hani ne yapalım nereye bakalım daha istiyor acaba diye bana soruyordu. Hanife polis. Hanım sen hep münevverlerden şüphelendin. Şikayetini o yönde yaptın. Hala da öyleyim. Hala da öyleyim. Öyleyim. Çünkü ben perşembe günü beni saat 1'de savcılık aldı. Çorlu savcılığı aldı. Saat 4:20 geçe ben savcının odasından çıktım. Çünkü normalde bilirsiniz siz daha çok iyi bilirsiniz savcının odasına girilmez. Beni niye çağırdılar. Canım, girilir Allah. Ben bilirim. Yok, ben Tekirdağ'da, Tekirdağ'da giremedim ama ilk defa Çorlu'da girdim. Ya bir şikayetiniz varsa şüpheliyseniz. Her halükarda i̇lk defa tarafsanız girdim. Ben girersiniz. Ben hani çünkü girmediğim için ilk defa onların odalarına girdim. Hanife Dahan dedi şikayetiniz ne dedi. Hani dilekçe verdiniz dedi. 4 aydır dedi kızın kayıp. Hani onların büyükleriymiş. Bizim dedi niye haberimiz yok. Detaylara girmeden hala da Münevver'den ve kocasından şüpheliyorum. Nedenini söyle bize. Geçen bir ay oldu mu yalan söylemeyeyim ya bir ay oldu olmadı kaynanasını aradım. Eşi küfür edince kaynanasını aradım. Dedim ki oğluna terbiye ver. Yoksa dedim ben terbiyeden çıkacağım. Çünkü ben sütüm kesildi. Ben çocuğumu şu an mama yediriyorum. Bu arada 3 aylık bir kardeşin var biliyor musun? İlgilenmiyorum. İlgilenmiyor musun? İlgilenmiyorum. Peki. Ondan sonra kaynanasını aradım. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Bana dedik tek kelime. Kızım dedi bak olan olmuş biten bitmiş. Bakın ben buna her şeyimde var. Olan olmuş biten bitmiştir. Münevver'le Batuhan'ı bir de biz Kezban diye çağırmıyoruz ya Nur diye çağırıyoruz. Nur'un peşini bırak. Onlar herkes hayatında rahatlar. Huzurlarını bozma. Ben Münevver beni aradı. Kendisi kaynanasını aramış. Hani bizi rahatsız etme diye. Senin kızın dedi orada. Allah Allah. Kaynanan söylemiş. Bunu bana kaynanan söyledi. Ben kaynananın yalancısıyım. Yani o evde ben, bulunamamış olabilir ama bu demektir ki yerini biliyorsun demek. Nerede olduğunu, kiminle olduğunu biliyorsun demek. Bana polis demek. Dedi ki biz dedi Mirevel'in adresini de Kartal'da gözüküyor dedi. Bir de Ankara'da gözüküyor dedi. Nasıl diyeyim size? Adresine Kartal'da elektrik, su, doğalgaz Kartal'da gözüküyor. Mirevel'in
şeyini göremiyorlar, adresini göremiyorlar. Biz, ben dedim ki ben şu hatta dilekçeye de bakabilirsiniz. Ben polislere de şikayette bulundurum. Hani bana dediler ki Münevver Salman'ın evine baskın yapıldı. Yapılmamış. Yapılmamış mı? Bana bakın. Yapılmamış mı? Ben şu anki istiyorsanız yarın ben size arkadaşlara dilekçeyi göndereyim ne yazdıklarımı. Üç kere geldiler evet, diyor. Evet. Tatlı yediler, çay içtik ya artık çay içtik. Şu an senin adresin gözükmüyor. Gözükmüyor hangi öyle adresinize? Mi? Kartal adresinize mi? Benim Kartal'da ben hiç oturmadım ki Kartal'da. Yani İstanbul'daki bir adresinizde doğru mu? Şu an Gebze'de oturuyorlar. Gebze'de oturuyorum ben. Gebze'deki adresinize evet. Geldiler. Evet iki defa geldiler. Adrese gelinme dedi. Münevver'in evine baskın yapılmadı dedi. Çünkü adres bana çocuk şubesi söyledi aynısını. Bağlanabilirler de çocuk şubede. Münevver sen neden şüpheleniyorsun peki? Diyelim ben annemin... ki senin yanında değil. Peki bu kız nerede olabilir? Ben annemin hayatından sorguluyorum. Nasıl? Annemin yaşadığı eski hayatı yüzünden. Eski hayatı mı? Evet. Ne var annenin eski hayatında? Düzenli bir hayatı yoktu. Evliyken bile dost hayatı yaşayan bir kadındı. Aa, senin babanla benim aile sorunumu karışamazsın. Şu an o sorunumuz değil ama. Şu an o sorunumuz aile sorunu çünkü. Değil ama. He? O bir aile sorunu değil. Eğer kızına zarar verme ihtimali olan bir pozisyonsa yok, bu yok, senin yok, aile, hayır, hayır, hayır. Aile canlı, sorunu bakın, artık kamu ilgilendiriyor. Arayabilirsiniz ben canlı yayın numaraları verdim. Senin ilişkilerin eğer çocuğunun, her şey size. Bak senin ilişkilerin etkiliyor. Eğer çocuğunun kaybolmasına neden yok, olmuşsa yok, yok. O artık senin ben özel sorunun değildir. Yeni doğan bütün hepimizi ilgilendiren bir anne olarak. Hanife senin şu anda 3 aylık bebeğin var ya. Var. 2 yıl önce Kezban Nur senin yanına geldiğinde... Şu anki çocuğunun babasıyla mı beraberdin sen? Evet. Evli miydin? Evliydim. Resmi nikahla. Resmi nikahlıyım. Yani... Kendi soyadım, gerçek soyadım Bakırhan, şu an daha hanım. Peki, Hanife bu adamla ilgili mi senin şüphen Münevver? Yani başka şu anki... hani yaşadığım insanlarla diyor acaba diyor. Şu, ama geçmişte... Hayır, geçmişiyle alakalı olabilir. Çünkü peşini bırakmadıklarını düşünüyorum hala. Hayır. Aa. Evet çünkü özel bir şey söyleyebilir misin? Mesela tabii. Nokta atışı bir şey söyle. Genel değil de yani şu olabilir diyebileceğim bir şey var mı? Mesela atıyorum kocasından kaynaklı şundan dolayı evden kaçmış olabilir diyebileceğim bir şey var mı mesela? Yani evden kaçmasıyla alakalı evin içinde yaşadığı sıkıntı... Kaçtığını düşünüyor musun? Evet kaçtığını düşünüyorum. İşte onun nedenini bize bir açıklar mısın sence? Neden annenin nedeni? Eski ilişkileriyle bağdaştırıyorsun? Neden annenin eski ilişkileri sebep olsun? Kezban Nur'un gitmesine. Çünkü evliyken bile hep başkasıyla görüşüyor. Yani iki erkeği birbirine düşürmek oluyor. Ölçü almak istemiş seni olabilir. Çok güzel doldurmuşlar. Bravo. Çok güzel doldurmuşlar. Doldurmuşlar bakın derken. Bakın şu an ben evliyim farkındasınız. 25 yaşındayım ve evet, doldurmuşa gelecek bir yaşta değilim. Farkında mısınız? Şu an Cam 81 yılı izliyor. Evli. Ve benim şu an benim psikolojimle oynuyor. Ama Hanife sen de onu kocasıyla beraber dolandırıcı yaptın. Evet ama şahitlerimiz var. Arayın kaynanasını arayın. Peki. Mesajları ya telefonumu getirsen şöyle söyleyeyim. Allah razı olsun ya. 17 yaşında ben senin yanına geldiğimde kimle kalıyordun? Dost hayatta yaşadığın insanla kalıyordun. Senin kocan, eski kocan tamam mı? Cezaevine dedi ve madde bağımlısı bir kadın adamla evde yaşıyordun. Ya fotoğrafların da var bu arada haberin olsun. Allah videonun Allah. Da var. Adamın silah çektiğine kadar her şeyin Allah var Allah. Beni merak etme. Sen çok güzel vallahi çok güzel senden var ya. Senin gibi böyle bir kızım oldu. 81 ülke duysun keşke bunu. Keşke benim gibi herkesin bir kızı olsa ya. Tabii. Gerçekten tabii. Olsa. Evet, sen beni parmağında oynayacak ama ben seni parmağımda oynattırmam. Ben parmağımda oynayacak yaşta değilim kusura bakma. İstiyorum ben senin çocuğun yaşındayım. Siz de bir annesinizdir veya anne değilsiniz onu bilemem. Benim oğlum cumartesi günü beni aradığında niye sen kardeşine yerini söylemedin? Adamlar benim peşimde diye. Ne kardeşim bağlanabilir ya? Asıl senin söylemen lazım. Neyi söylemem lazım? Çocuğu dövüyorsun parasını alıyorsun kız ne yapacak? Allah ha? Allah. Kız bana konuşmadı bile. Tabii canım. Tabii. Ne yaptı? Söylesene. Git Allah'ını seversen. Aldığın paraları ne yaptın? Çalıştırırken iyiydi. Çetin Bey böyle yatarken iyiydi evin içinde. Nerede yatıyordu Çetin Bey? Bir aydır çalışmıyordu ya ben geldiğimde. Köpek gibi çalışıyor benim kocam. Yemin şu an çalışıyor. Niye? Kezban Nur yok. Para getiren ne, ne yok. Ne alakası var? Ne? Sen benim o, benim kocamı konuşamazsın. Benim konuşamam? Benim kocam sandığını aldı. Boynuna zincir aldı. Sonra Allah bakalım Allah. Almış mı? Kim aldı senin boynuna zincirini? Zincir mi almış şimdi bana? Şimdi kolay bu olay bu mu yani? Sen benim olayımı attın. Döversen suç yok. Parasını yerken suç yok. Ne yedin? Kız evden kaçıyor suç yok. Çeyizini aldım. Ne çeyizin var mıydı gittiğinde? Nereye gittin? Dul karı gibi olmasın. Gittin. Olmasın. Ben abi kendi ayakkabımı bak bütün çeyizimi düzdüm. Bak benim kızımın evine girip bakabilir. Sen ne yaptın? Hanife Hanım o da senin yani, kızın ama ya. Ne yaptın? Benim kızım değil. Benim kızım değil öyle. Senin kızın yani. O da kızın. Kızın olmuyorum hiçbir zaman. Çünkü sen annelik yapma. Sen çünkü bana ne yaptın be.
Sen bana geldikten sonra sen benim kızım kaçtı. Sen beni emzirmedin. Sen de benim hakkımda bir hakkın, hukukun yok yani. Allah Allah. Kağıt üzerindesin benim için. Ben evlenirken bile evlendiğim davetede bile seni mahrum yazdırmış insanım ben. Anladın olabilir. Mı? Anladın çok mı? Çok gurur duyuyorum. Çok gurur ben duyuyorum. Ben de gurur duydum bunu yaparken. Gerçekten gurur duyuyorum. Gerçekten Hanife falan. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. 4 tane çocuğun var. Gülten'le konuşmuyorum diyorsun. Evet konuşmuyorum. Oğlanı zaten hiç konuşmuyoruz. Bir dakika. Münevver'le bu durumdasın. Neden Kezban Nur bu kadar kıymetli? Bana onu söyle o zaman. Kıymetli hani, değil. 4 çünkü çocuğu benim para yanımda. Getiriyor o yüzden. Devlet bana para verildi. Getirdiği için mi? Getiriyor. Ben orada 3 gün kaldım. 3 gün boyunca. 3 gün mü kaldın? Bir üç hafta gün. Kaldın. Tamam öyle olsun. Ne oldu bir hafta gibi olsun ya. Ne oldu bir hafta boyunca? Umurumda değilsin. Söyleyin hiçbir şey umurumda değil yani. Sen de benim için umurumda değilsin ki. Ibaretim. Sen de benim için umurumda değilsin. Diyalog kurma o zaman benimle. Tamam mı? Ben konuşurken burada... ya, canlı yanında ağzında çıkar kelime seçerek çek. Ben çok edepli konuşuyorum. Konuşmuyorsun. Ben hiç saygımı bozmuyorum. Bak baban da bağlanacak şimdi. Kendi baban da bağlanacak. O kaçırmışım güveni. Sana el atık vermişiz ya. Bağlansın. Vermedin mi beni evlatlık? Ben vermedim evlatlık seni. Ya her neyse ben evlatlık verilmiş şey, tişörtüydü, şuyudur, vurgunu ben evet, konuşmak istemiyorum. Ben, Hanım, ben senin yediğin hatları konuşmak istiyorum. Bu kızın başını sen yaktın. Başka hiçbir açıklaması yok bunun. Allah anladın Allah. Mı? Senin kendin söylemen kızım, gerekiyor. Sen de o çocuk. Dövdün o diyorsun. O çocuk senle. Göğsünü gene gene dövdün sen diyorsun. Sen ben bak ben bu şey. Dövmeye terbim ediliyor. Bir şey diyorsan o çıkıyordur bak. Duyacaksın. Ve benim anlayacaksın ki Hanife Hanım doğru söylüyorsun diyeceksin. Olabilir bilemiyorum şu anda ben de keşke çıksa izliyorum ya, dinliyorum yani. Çıksa. Ama spesifik anlamda hangi ilişkiden kaynaklı kaçtığını da anlatmak İşte bir adam vardı yani. Diyor cezaevine işte o. Girmişti o zaman bir madde bağımlısı bir adam vardı aynen, hayatında diyorsun. Yani kocası onu, dışındaki başka birinden evet. Bahsediyorsun. Olabilir o evet intikam, olmasın. İntikam aldı diyorsun. İntikam alabilir. Nasıl, veyahut da senin adam cezaevindeki nasıl intikam alabilir? Hayır o değil. Cezaevindeyken eşin bir adamla berabermişsin. O adam da madde bağımlısıymış. Hayır değildi. Dayak vesaire her şey varmış. O diyor belki intikam almak için hayır. Kardeşime. Bu benim yani... bir iddiam. Tamam bu benim sana bir iddiam. Sana bir şey bu anlattım onu anlattım. Sana bir şey anlattım bu konuda. Kardeşim mi? Evet. Kardeşim bana hiçbir şey anlatmadı. Ben kardeşimle hiç muhatap bile olmadı. Korkuyor muydu? Eve geliyor. Bulaşıkları diz. Yemek. Hamile bana iş yaptırmadı. Kendin gördün. Dinler misin beni ya? Çok güzeldi benim kızım gerçekten. Bana aynen o yüzden mi deviyordun kızını? He? Kızı üstünü değiştirirken affedersin sırtında düz değiştirici izi duruyor la. He? Emin misin? Evet. Ben odaya girdim. Hani odaya girmişim konuşmuşum İnşallah ya. İnşallah çıkar da bana her şeyi. Odaya girdim hemen diyorsun ne yapıyorsunuz? Gel oturalım kahve içelim şunu yapalım. Beni yanına hiç koymadın ki kızın. Yanına hiç koymadın. Gir. Gir. Ben, kapıda bekledin ya kapıda bekledim. Ne yapıyorsun diye odasına girdim diye kapısına bekledim. Sen yoldayken 2,5 senedir Gülten Hanım aramayınca, mesaj atmayınca neden Nur'un numarasını istedi? Nur bana değil ona sordun zaten. Hakaret ettin. Ettim. Ettin yani sen öz kızına bunu yapmayın. Bir dakika. Sen öz kızına bunları yapıyorsun. Nur sana ne dedi? Nur'a kim bilir ne yaptın? Ben mi yaptım? Evet ne yaptın kim bilir ne yaptın? Vallahi senin adamla... Kız bu evden... Ulan bu kız nerede o zaman bana onu söyle. Bu kız yanında, evden niye gitti? Senin bana onu yanında, söylesene. Senin yanında. Bu kız evden niye gitti? Senin yanında. Sen çok istediğin gibi bağırabilirsin. Senin yanında. Bu kız evden i̇şte niye gitti? Sen böyle bağırman insan ama ben bağırmıyorum. Bak çok güzel konuşuyorum. Gülüyorsun ya. Ben içeri gelsem burada gülüyorsun. Edepsizsin sen. Saygısızsın. Sensin edepsiz. Sen anne olamamışsın kusura Allah bakma. Allah Allah. 4 tane çocuğu bakmayın. 1 tane çocuğa bakacak şimdi? Bakarım. Ha? Çok da güzel bakarsın çocuğuma. Bakarsın, çok bakarsın. İlk çocukla göz ağrını vermişsin, bakarsın. Tabii. Bakarsın. Sen benim annemle sorgulayamazsın, sen de annesin. Anneyim, çok güzel anneyim ya. Belli. Yurtta büyümüşüm, yurttan çıkmışım, evimi kurmuşum, evlenmişim, düzenim tabii, var, çocuklarım var. Hırsızlıkla, bakıyorum. Çok güzel ama. Hırsızlıkla. Hani bana diyorduk, anlamın parasıyla. Anlamın hakkı parasıyla, evet. Nerede o 200 milyar anlamın? Senin ne 200 milyarı ya? Kanıtlasana, evran nerede? Hangisi benden şikayetçi bu zamana kadar? Vallahi ha? Kaynağına soracağım. Bir tane bile icra yok benim be. İcralık yok mu? Evet. Yok. Yok. Ya babamın üstündeki icraat neydi? İcram yok. Ben ödedim hepsini. Ödemedin. Ödemedim. Avukata bağlanabilirler. Hanife Hanım sen de şu anda kızını hırsızlıkla suçluyorsun. Diyorsun beni 80 milyona rezil ettin ama hırsız diyorsun. Ama doğru. Ama kız nerede? Kaynası, getir ben bana şimdi... kanıt getir. Getirsin. Ben ödemek üzere getir. Getireceğim. Yani bunlar zaten. İddiadan öteye geçemiyor. Bir de ben getireceğim. Kızın o senin yahu. Ve size bu akşam eve gidince bütün silinlerinizi çekip sizin arkadaşlarınıza veriyorum. Yayınlayın. Yani kocasıyla yazdıklarını, kaynının ne yazdıklarını anlatamam. Bakın, adamlar peşindeki... Yazdıkları bir kanıt değil. Herkes birbiri hakkında bir şey yazabilir. Ama siz kızınızın ve damadınızın
dolandırıcılık yaptığını, kızının hırsızlık yaptığını söylüyorsun. Buna valla ben kaynası söyledi işte bana. İşte duyumla olmuyor ya. Duyumla olmuyor ya. Yani. Kayınvalideniz'den duyduğunuz bir lafla kızınızı bu denli rencide etme. Kızınızı kayınvalideniz'den duyduğunuz bir laf üzerine bu kadar insanın karşısında rencide etmeniz sizce doğru mu? Değil. O beni rencide diyor ama benim olmadığım şeyleri rencide diyor. Ama siz önce benim o yoktu ki. İşte var ya 81 biri duyabilir. Hanımefendi Münevver Hanım şey yokken yapmadım. Söylemiştiniz. Benim kocam şu an Halife gerçekten Hanım, çok da güzel Cuma bakıyor. Cuma günü daha Münevver yoktu ortada. Evet. Hırsız ve dolandırıcı dediğin zaman onlar yoktu ortada. Yani sizin hayatınız henüz böyle konuşulmuyordu. O zaman bile ben de şaşırdım. Hani yapmış olabilirler mi onu bilemem ama kızınla ve diğer çocuklarınla ilgili çok düşmanca bahsediyorsun. Bir tek hani Kezban'ı yanına aldığın için ama diyor ki onda da para kazanıyordu. Çünkü para getiriyordu. Şimdi para kaynağı kesildi. Evet, o yüzden hiç de para kaynağım kesilmedi. Hiç de kesilmedi benim para kaynağım. Kesilmedi Serap Hanım. O yüzden yardım topluyordun değil mi? He? Girosundan buraya yardımla gelmedin mi? Yalvardın, yakardın, kapılarda yattın. Benim kocamın 50 milyar parası gitti canım benim. Nasıl gitti? Gitti. Olsun bana dolandırdığını bilmiyorsun. Bilmiyor musun sanıyorsun sen ya? Ben mi dolandırdım? Kendini dolandırdım? Adamının hesabından borç diye çarçurt yazarak gönderdiğini bilmiyor muyum sanıyorsun? Ben mi dolandırdım? Girosun bağlanabilir. Herkes seni şimdi şu an seni izliyorlar. Niye Girosun'a gelmedin cenaze? Çünkü seni nasıl dedim sana? Gelme kızım. Gelme. Çünkü seni ben oraya götürürsem... Çünkü gerçekleri öğreneceksin yo. Kızım. Gelme çünkü kızım. Seni istemiyorlar. Kendimi öğreneceksin kızım. Seni istemiyorlar yavrum. İstemiyorlar. Bebeğim istemiyorlar hiç seni. Hiçbir zaman istemeyen bir kadın olmadım ya. Niye, o zaman niye benim yanından kaçtın gittin kocaya? Niye gitmeyeyim ya? Sen benimle böyle çok... Senin edepsiz hayatını yaşayacaktın. Affedersin kötü bir yola mı düşecektim senin gibi? He? Benim gibi mi? Evet. Ben yolda değildim Allah Allah'ım. Değildin değil mi? Evet. Gördün mü gözünle? Gördün mü? Fotoğrafını gördüm ya. Neyimi gördün? Paylaştım zaten fotoğraflarımda. Evet ben de açık fotoğraf paylaşıyorum evet. Bir annelerin... Ay ispatını getir. Attım zaten merak etme. Sıkıntı yok. Bu kız evden gidiyor diyorsun ki burada... hiç görüşmedik 4 aydır görüşmüyoruz kardeşim kaybolduktan sonra hiç görüşmedik arıyorum telefonu kapalı diyorsun benimle konuştuğunu söylemiyorsun. Görüşmedik. Anlatıyorum bak şu an. Anlat tamam dinliyorum. Bu, görüşmedik hani diyorsun. Misin? Bu fotoğraftan mı bahsediyorsun? Evet. Oradaki yazıdan şu an yazıyor bu fotoğraf. Yani bir mekanda mı çalışıyor şey derken? Hayır işte herkese yayına bağlanabilirler. Ki mekanda çalışırken de Hanife ismini değil Sibel ismini kullanıyor. Benim Hanife ismini zaten değil ki benim zaten. Kimliğinde ki Hanife. Benim annem rahmetli annem ismimi Sibel koymuş. Hanife halamın ismi olduğu için. Niye beni herkes Sibel diye çağırıyor? İsmimi ben koymadım. Ben mi koydum senin ismini be? Annem koydu. Ben koymadım canım benim. Hangi annen koydu senin ismini Sibel annem diye koydu. Ya? Yayına bağlanabilirler ya. Ölmüş kadın nasıl yayına bağlanabilir? Abim var. Anneannen öbür anneanne hayatta yaşıyor. Ben bilerek mi kullanıyorum? Bu fotoğrafı siz mi sundunuz? Yok. Münevver. Nasıl çıkarım yapabiliriz bu fotoğraf üzerinden Münevver? Yani neyi kastediyorsun? Hayatından dolayı yani. Neyi kastediyorsun bu fotoğrafla ilgili? Ben su içebilir miyim Serap Hanım? Su içebilir miyim? Neyi kastettin yani? Geçmişteki hayatından bir fotoğrafını bulduğum için. Bana bunları atıyordu. Ben okul zaman da bana arkadaşlarım bana bunları atıyordu. Ne var bu fotoğrafta? Algı yaratıyor insanlara karşı. Algı yaratıyor nasıl yani. Mesela? Hasan Bey. Kötü bir algı fotoğrafı yaratıyor. Fotoğrafı ne var? Mesela? Kötü algı yaratıyor. Neyi kastediyorsun? Yok, yani eşiyle birlikteyken, eşi cezaevindeyken başka biriyle birlikte oldu ve o başka birisi de kardeşime zarar verdi. Kardeşim onun için mi karşı diyorsun? 2011'de çekildim. Şöyle ki... kardeşim neden kaçtığını bir yere konduramıyorum artık. Bana diyor ki kardeşim kaçtı diyor ama diyor evin anahtarını almış da kaçmış diyor bana. Kaçan bir insan evin anahtarını niye alsın? Evet evin anahtarını demek ki orada bir yerde o eve girecek demek. Belki o düşünce de yapmış olabilir. Serap Hanım gelmiş. O zaman kaçmadı ama bir şekilde dönemedi mi? Bilmiyorum gelmiş bir şey düşünüyorum. Eşyalarını almaya geldi. Ama ben anahtarı değiştirdim. Değiştirmek zorundaydım. Çünkü ben ayın 7'sinde aralığın 7'sinde ben doğum yaptım. Doğum yapınca eşim dedi ki... Bu kız buraya gelecek ve beni özel numara aradı. Biz bunu tartıştıktan sonra 2 gün sonra beni özel numara aradı.
Sesimi dinledi. Bayağı bir sesimi dinledi. Ve ben bunu çocuk bürosuna da söyledim. Özel numarayı çıkartamıyoruz dedi. Özel numarayı kapat abla dedi. Hani gerçek hattan arasın seni. Tamam dedim. Kezban Nur, Nur dedim, sen misin anneciğim dedim. Böyle hani bir insan bile içini çekerdi, zorluk çeker ya, o şekilde. Dedim bak sakın korkma dedim. Ben yine söylüyorum, canlı yanında da söylüyorum. Eğer benim eşim sana bir, hani evlendiğim insan sana bir zarar veriyorsa, şu an 81'in içinde ben eşimi boşarım. Niye Çetin abi, Çetin abin Nur'a tokat attığını söylüyordun bana görüntülü konuşurken. Tokat mı attı? Evet, tokat attığını söylüyordun. Giresun'dan biri aramış da. Giresun'dan biri aramış da dolap kuruyorduk. O bana böyle böyle söyledi. O takada ben i̇şte attım. Selam vermeden gitti dedi diye. Benim eşim ona sen vurmadı. Sen kızı alıp dövdüğünü açık açık bana söylüyordun. Çünkü hiç utanmadan çocuk... söylüyordun. Çetin abin gerilek bir tane tokat yapışını kendin ağzında söylüyordun şimdi bana. Çok Hanife yani. Hanım sen ha. ısrarla diyorsun ki Münevver'in yanında ya da biliyor nerede olduğunu. Biliyor. Münevver de senin eski ilişkilerinden dolayı bu kıza zarar vermek isteyen birisinin olabileceğini söylüyor. Evet. Bir komşunuz telefondaymış. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler, buyurun. Bu televizyonda tan hanımı bir yerden tanıyorum. Yani bir eski komşusuyum. Hanife Hanım'ın? Hanife Hanım'ı tanıyorum. Hanife Hanım'ın yapmadığı hiçbir şey yok. Orada yalan konuşuyor. O kızı da orada karalıyor. O çocuğun hiçbir suçu günahı yok. Evet, doğrudur. 9 ay yakan çocuğu babasına verdi. Babasının yanında büyüdü o çocuk, babasının yanında büyüdü. Şu an hepsi yalan konuşuyor. Bu kızın kaybolmasıyla da ilgili Hanife ve kocasıdır. Çünkü çocuğa dövme, hakaretler, her şeyleri duyuyordum ben. Bir yakın komşusu olarak duyuyordum. Ama içeriğini bilmiyorum. Evet, dost hayatı falan diyor. Yapmadığı kalmadı. Kendi cezaevine de girdi. Kızı bence kendisinden arayın. Araştırın cezaevine de neden girip girmediğini. Bu kadar söyleyeceklerim. Girdim. Şimdiden titriyorum şu an. Evet, neden girdin? Elektrik faturasından girdim. Nerede? Elektrik faturasından girdim. Elektrik faturasından. Evet. Başka bir şeyden girmedim. Peki Hanife, sen 3 resmi nikah mı yaptın? Evet. Adamın hastalığından bile yararlandı. Adamın hastalığından... 80 bin lira adamı dolandırdı gitti. Babasını dolandırdı gitti. O girenden sonra babası 20 gün sonra da vefat etmiş diye duydum. Ve adam arından ölmüş diye duydum. Senin yani babası. Yapmadığı hiçbir şey yok. Köyü bile birbirine katmış diye duydum. Araştırırsın, aransın. Yani o öyle orada masumlar, sahte gözyaşlar akıtıyor. Yalan. Gerçekten yalan. Yani bu komşu değil ama söyleyeyim telefonu. Komşu olduğuma... Onu karşımda gördüğüm zaman utanmıyorum. Bu çocuğun hiçbir suçu yok. Benim bu çocuk böyle. Münevver'e sizden yakın biri olabilir mi? Annesisiniz. Ne demek Münevver'in tarafı? Bir taraf varsa siz olacaksınız o yani. Hayır, o çocukların hiçbir suçu günahı yok. Şu an o çocuk orada alnın bir koptun kızım. Senin hiçbir suçun yok. Bütün suçlu, bütün adilik annendedir. Bu kadar söylüyorum, kapatıyorum. Güle güle. Münevver deden... ...den bahsediyor. Evet, babam. Yani baba benim dediğin ben. Kişi. Evet. Sen dedene baba, anneannene de anne mi diyordun? Evet. Hanife, sen çocukların kızını görmeye gitmeyip de... ...babanın evine para... Çok gittim Serap Hanım. Para almaya bakın, mı gittin? Hayır, 80 bin lira. Hayır, gitmedim Serap Hanım. 80 bin lirasını mı aldın babanın? Hayır, hiçbir şeyini almadım. Bak, diyorum size telefon bağlayın. Bağladık işte. Bağlayan kim o zaman? Konuşuyor benim, bak. Benim komşum değil bu. Konuşuyor. Senin tarafın bu. Gören insan çünkü konuşuyor benim, işte. Benim komşu seni tanımıyor. Çünkü sen bir Tekirdağ. Çoğru seni tanımıyor. Tamam, ben senin tarafında olamam. Ben öyle insanların tarafında olamam zaten. Çoğru seni tanımıyor zaten. Benim tarafım değil bunlar. Senin tarafın. Zaten seni tanıyan senin gibi zaten. Allah Allah. Seni tanıyan senin gibi. He. Ondan mı benim annem hasta yatağında dayak yedi bana bunu kendin söyledin. Babam dönmüş hasta yatağında diye. Kadın hastayken ne zaman gittin benim karnım burnuna gittin? Bir aylık doğumum vardı. Kendi kadın yanında kaldım. Ya. Bak bak senin... yine yavrum diyorum baksana. Ben baktım. Sen bana söylemedin mi? Bakmadın mı? Baktınız. Helalim ben gelince olsun hakkımı helal ediyorum ben ona. Ben gelince niye beni beklemiş ben öldü? Benden çünkü helallik istedi ben de helalımı verdim. Kadın sonrasında bile gelmesin diyordu. Gelmesin istemiyorum diyordu yatarken. Ay şimdi öyle diyorsunuz ha. Siz bana telefon açtınız. Gel anne.
anneannem sizi görmek istiyor, dedemin korkusuna görmek istiyor. Öyle de, öyle kendin aradın, söyledin gelmek istiyorsun. Ben seni arayıp gecenin vakti ne dedim? Senin hangi yüzle bu eve gelebiliyorsun dedim. Öyle demedin. Demedim değil mi? Öyle demedim, beni vurmaya mı geliyorsun dedin. Sen ne haklı beni vuracaksın ya? Bilmem. Vurmak ne ya? İşte bak burada bak. Burada elinde sizi Allah vuruyor mu? Bu mu adaletin? He? Ben seni vurarak, Allah, kırarak, döverek. Seni Allah'a var ediyorum. Sen de evlat bir şey yetişiyorsun. Sen bana yaptığını olsun. Senin evladın sana yapacak. Olsun. Gerçekten başım yapacak. Benim, ya Halife Hanım senin Münevvere yaptığın ve o diğer çocuklarına yaptığını sana kim yapacak? Hepsini düşeceksin. Hani parça parça Allah. Olmuş. Hepsi dağılmış. Kimi anneannede, kimi babada, kimi babaannede. Kimi şey yuvada, bunların dört duvarın arasına girdiği zaman kimse bilemez. Kimi kaçmış, kimi nerede kaçmış, olduğunu bilmiyoruz. Bunların hesabını kim soracak sana peki? Yani bir evlada şimdi bakın, senin bana yaptığını... Siz bana inanmıyorsunuz da. Ben inanmıyor değilim. Ben siz karşı tarafı dinliyorsunuz şu an. Hayır ben dinliyorum ama sen de bunu kabul ettin. Ben bir kızımı 17 sene sonra gördüm diye, birini 15 sene sonra biriyle küsüm, biri kaçtı... Bunları siz anlattınız evet, Hanife Hanım. Evet. Ben onların üzerinden yorum yapıyorum. İnsan evladına, sen de evlat yetiştiriyorsun. Senin bana yaptığına inşallah evlatların da sana yapar demez ya. Tabii. İnsan evladına beddua edemez yani. Ederim çünkü Serap Hanım. Benim canım çok yandı be. Sen bilemezsin Serap sana Hanım. Sana ne yaptı söyle. Münevver sana ne yaptı? Serap Hanım bilemezsiniz. Dört duvarın sırasını anlat da bilelim. Münevver sana ne yaptı? Çünkü beni Tonga'ya düşürdü. Beni vurdurmak için Tonga'ya düşürdü. Babası şahidi, bak cumartesi günü, cuma günü yayında anlattığımı babası tek tek dinlemiş, izlemiş iş yerinden sonra. Babası cumartesi günü beni aradı, kör kütük sarhoş, kör kütük ama. Dedim ki Mustafa dedim, elini vicdanına koy dedim. Ben sana dedim mesajları göstermedim mi? Bak Sibel dedi, hatırımız var birbirimize dedi, saygımız var. Konuşuyorsak dedi çocuklarımız için konuşuyoruz dedi. Bağlansınlar dedi, sen bana o mesajı göstermesin dedi, ben seni vuruyordum dedi. Sen de söyledin babam neredeyse annemin canına kıyacaktı diye. Annen babanla evliliği sırasında seni dünyaya getiriyor. 9 ay sonra annesine veriyor. O sırada sonrasında 3 çocuk daha oluyor. O arada annen evden gidip geliyor mu? Sürekli. Nereye gidiyor? Kaç gün gidiyor mesela? 2-3 ay gidiyor. İşte 5-6 ay gidiyor. 1 ay gidiyor. Tekrar baban gidiyor. Kabul ediyor. Geliyor. Şöyle yok, ki... Doğruları bak Münir, doğruları anlat. Ya bana soruyor, ben anlatıyorum zaten her şeyi ya. Yanlış anlatıyorsun ama. Ya bir susar mısın lütfen? Sana sormuyorum. Kendimi savunamıyorum senin yüzünden, senin yalanların yüzünden be. Allah Allah. Evden gidiyor, tartışıyor babamla. Tartışabilir, bu evlilikte olabilecek şeyler tartışıyor. Olmuyor değil mi yani, bir çocuk yapmışsın olmuyor. Madem hani diyor ya, şöyle oldu, böyle yaptı, babam böyle yaptı, şöyle yaptı. Ben tek daha hata bulmuyorum. %50 %50'dir bu ilişkilerde. Kimse tek, yani ben suçlusum demesin hiçbir zaman ilişkisinde. Tartışıyorsun, olmuyorsun, eve geliyorsun. Benim yaşadığım büyüdüğüm babasının evine, annesinin evine geliyor. Kabul ediyorlar, alıyorlar evine. E ne oluyor? E baba ben duramıyorum ya, ben gideyim diyor. Gidiyor, ikinci çocuğu yapıyor. Yine bir şey olmuyor, bir şey sürtüşüyor. Geri geliyor. Yine en son Kezban Nur olduğunda, daha yine emekliyordu. Birbirine girdiler, bunu almaya geldi. Yani böyle olmazdı yani çocuklarımız işte var. Orada bak, hala diyor ki çocuklarımız var. Çocuklarımız var diyor. Bak böyle yapma Sibel, herkesin ağzına düşüyoruz diyor. Yapma diyor. Bak yuvamızı kurtaralım. Yani çocuklar altına kurtaralım. Bak ben bunu yine yapıyor. Serap Hanım bir şey nokta koyabilir miyiz Birgül? Tabii. Çocuğu bırakıyor bir dakika, gidiyor. Birgül koyabilir miyiz? Gidiş o gidiş yani. Evet koyalım. Sibel dedi değil mi biraz önce? Biraz önce ne dediler? Ben bu şeyde çalışırken ismimi kullanmışım. Demek ki ben bir ismi koymamışım. Çünkü seni herkes Sibel olarak tanıdığı için Sibel diyorum. Çünkü Sibel biliyorlar çünkü baban beni. Baban da Sibel diyormuş evet, ama o zaman. Evet evet. Çünkü benim yani. Rahmetli çünkü anne öyle biliyor. Hanife çağırmam dedi. Çağırmam asla dedi. Çünkü beni evlatlık verdikleri için ben Sibel koyacağım. Sibel de biliyor bak. Bütün köy, herkes, kasabalar, herkes. Tekirdağ, Kuma, neresi istiyorsanız. Bu arada Nur, Kezban Nur karambole gidiyor. Biz Kezban Nur'u arıyoruz ya. Münevver, senin başka bir tahminin var mı? Annenin daha önce hayatına girmiş bir adamdan bahsediyorsun. Ya da birden fazla adamdan. Bu benim adamdan. Düşüncem yani. Bir kanıtım yok. Yalan söyleyemem. Benim kanıtım yok. Bir sürü düşüncem var. Bunun dışında başka düşüncelerim var mı? Tabii ki de var. Annemden kurtuluş yolu olarak hayatını birini almış olabilir orada. Kaçış yolu aramış, onunla kaçmıştır ama belki de... Sen de mi o yüzden evlendin? Yani annenden gitmek için mi? Ben annemi hiç bilmediğim için ben... Hayır dedi ya benim yanımdaydın, niye... Yok kaçmadım çünkü beni zaten yurt aldı. Yurt ama, buna vermedi ama bile Hanife yani. Hanım yurt biraz önce bir şey söylediniz. Ben şöyle bir şey söyleyeyim Hasan Bey. Bir dakika, bir iddia var. Özür dilerim, bitireyim.
Dediniz ki giderken anahtarı elindeydi fakat eşim kapının kilidini değiştirmemi istedi. Yani çocuğunu arayan biri sizce ama başka bir elimde türlü düşünmüştük ama. Anahtarı varken gecenin bir vakti de gelmesini bekleyen bir anne o, zaman değil, o kapının aradan kilidini bir, değiştirir. Bir hafta geçti. Ben kapıda İsterse beklerim bir ay geçsin canım. Benim çocuğum olsun kaybolacak kapıda beklerim. Yani neden yoldan belki geçer diye yani. Kilidin, anahtarını değiştiriniz, kilidi değiştiriniz. Yani evet, kızınızın evinize gelmesini kocanız mı istemiş? Hayır, 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 hayır. Benim kocam imza attı. Ya senin evladın ya 15 sene sonra bağrına basmışsın ya. Evet. Belki yine gelir kız yine yani. Yine gelir. Gecenin biri belki gelir. Anahtarı vardır elinde. Niye o kilidi değiştirdin ki Hanife? Gelmiş zaten hocam, gelmiş. Nasıl gelmiş? Gelmiş, gelmiş. Gelmiş, kıyafetlerini alıp gitmiş ama gelmiş. O sonra değiştirdim gelmiş diyor. Sonra değiştiriyorum. Biraz önceki gelsin komşu bir şey unuttum demiş. Onu ilave etmek istiyormuş. Alo. Alo. Evet buyurun. Şu anda kaybolan kızı kocası askerdeyken kaynından olan bir kız. Kim? Ve o kızın yüzünden, o kaynanın yüzünden kayınvalidesi vuruldu. Bunu vuracaktı kocası. Bunu kayınvalidesi vuruldu. Şu an mermi de hala kayınvalidesinin belinde. O kız da biliyor orada bak. Kıza babaannesinin belinde merminin olduğunu da kız da biliyor. Bir dakika Münevver, senin kayın şeyde babaannesinden bahsediyorsunuz çocuğu. Evet, evet. Babaannende kurşun mu var vücudunda? Evet, şurasında. Neden bunu olmuş? Hatta kalçasına hatta baskı yapıyor. Evet, neden olmuş? Bilmiyorum fazla içerini. Çünkü hani onlar büyük bir yetmediğim için hani konu için neden vurulduğunu bilmiyorum. Hayır, ama iddiaya göre sen kayınbiraderinle beraber olmuşsun. Kezban Nur ondanmış. Kurşunu kim sıkmış kayınvalideye? Televizyonun sesini kapatalım mı hanımefendi? Kurşunun kocası bunu vuracak Mustafa Bey. Bunu vuracağı zaman kayınvalide araya giriyor ve kayınvalidesinin beline isabet ediyor mermi. Kayınvalidesinin şu anda mermi belinde zaten kadıncağızın. Hanife, kocan o dönemde bunu öğreniyor. İlmen. Sana ateş ediyor. Kayınvaliden araya giriyor. Kurşun kayınvalidene isabet ediyor. O kurşun da hala vücudundaymış ve diyor ki Kezban Nur Mustafa'nın değil kayınbiraderinin çocuğu. DNA testi de yapıldı. Bunu bir araştıralım. Tabii çok ama iyi olur. DNA testi yapıldığına göre çok ciddi bir iddia oldu. DNA yani testi yapıldı mı? Yapıldı. Şüphelenmişler kayınbiraderinden. Sen biliyor muydun Münevver bunu? Diyorlar ama ben net bir şey görmedim. Diyorlar ama bu yani kurşun o kurşun yani. Değil, net değil bir şey göremezsin. 2 yaşındaydın zaten. Evet. Yani yok hayır yok, hocam konuşuluyor, hayır. Konuşuluyor herkes. Birinci sınıfa gidiyordu hocam. Birinci sınıfa gidiyordu. Şey peki bunu bir araştıracağız. Önemli bir iddia. Bu komşu tanımıyor kimseyi diyorsun. Münevver'i tanıyor diyorsun ama olayların bayağı içinde. Zannediyorum ben da yani sizin eski komşunuz olabilir Mustafa ile evliyken kayınvalidenin evet, vesaire. Evet benim komşum değil yani buradaki komşum efendim, değil. Efendim biliyorsunuz bir sahte gelin dosyası işliyoruz. Daha önce de benzer dosyalar işlemiştik. Bu artık uluslararası çapta bir şey oldu. Çünkü Özbek kadınların bazılarının hepsinin diyemeyeceğim kimi tabii ki de alın teriyle ve dürüstçe paralarını kazanıyorlar memleketimizde. Ama bazıları da sadece Türkiye'ye gelme amaçları. O gün Nigar açık açık söyledi. Ben hiç çalışmadım Türkiye'ye geldiğimde. Kardeşim de çalışmadı. Çünkü biz evlenmeye geldik. Ama evlenmek oradan oraya yani. Bir onunla, bir onunla, bir onunla. Nikahsız birçoğuyla. Paralar, efendim ceza paraları, bilet paraları vesaireler. Derken bu Nadire ile ilgili ve Nigar'la ilgili ve de Mithat'la, Nigar'ın kocası Mithat'la ilgili yeni mağdurlar çıktı ortaya. Sahte gelin mağdurları çığ gibi büyüyor. 1 milyon 200 bin lira şu ana kadar bildiğimiz, sen orada hava atıyorsun. Özbek evlilik çetesiyle ilgili şok gelişme ne? Nigar ve Mithat'tan bomba açıklamalar. Yalan değilse gözünü yumma. Sahte gelin çetesinin başı kim? Paranı ver al git karin dedim. Gizli tanık tüm sırları ilk kez açıkladı. Karısı hesap çıkardı, fiyat çıkardı. Dolandırılan damatlar stüdyoda. Ben dedim ki Nadire'ye, Nadire dedim.
Sahte gelin Nadire nerede? Şimdi. Selçuk Pek Akça ile açıldı bu dosya aslında. Bize ilk gelen kişi oydu. Nadire isimli birisiyle tanıştırılmış, aracı vesaire. Aracıya işte 4000 dolar, sonrasında bilet paraları, çocuğuma Özbekistan'da ev alacağım 10 bin gibi paralar. Toplamda 500 bin lira harcamış ama neredeyse aynı çatı altında 2 ay bile doğru düzgün kalmamışlar. Kadın sürekli Özbekistan'a gidiyorum, babam 6. kattan düştü, kocamdan boşanmaya gidiyorum, kocam velayeti aldı yine gidiyorum, çocuğu bırakmaya gidiyorum derken neredeyse hiç yok. Ama paralar bir taraftan akmaya devam ediyordu. Sonra Hüseyin çıktı geldi. Hüseyin de Nadire ile yine benzer şeyler yaşamış ama az parası olanla az vakit geçiriyor. Çok parası olanla biraz daha uzun vakit geçiriyor Nadire. Çünkü para bitince gidiyor değil mi Hüseyin? Evet. Ne kadar harcayabilirsen o kadar. Yani. Baktı paralar suyunu çekiyor, Nadire hissettiği an kaçıyor. Hissettiği an kaçıyor. Bir de biliyorsunuz Nadire'nin ablası var Nigar. O da daha önce bu şimdiki nikahlı kocası Mithat'tan önce Türkiye'ye zaman zaman gelip yine böyle dini nikah vesaire kendi de söyledi zaten. Bilet paraları 3 ay kalabiliyorlar. Tekrar bir giriş çıkış yapmaları gerekiyor. Fakat Mithat'la evlendikten sonra da bazı iddialar var onlarla ilgili. Mithat'ın da bu işlere girdiği şeklinde. Şimdi hemen bir gizli tanık röportajıyla başlayalım bu konuya. Mithat'tan 2-3 yıl önce buraya gelen veteriner diye birisini biliyoruz. Bölgede hayvancılık olan bir yer. Mustafa Ali'ydi adı. Soyadını bilmiyorum. Burdurluydu. Onunla tanıştılar. Hatta beraber yine Özbekistan'dan kadın getirmek, evlenmek vaadiyle Mustafa ile beraber gezdiler. Mustafa Ali veteriner olan sayesinde evlendiğini söylemişti. Hatta onlar çok para alacaklar. Ben telefonlarını aldım. Kendim getirdim. Havaalanından eşimle buluştuk, evlendik diye söylemiş. İlk başta Mustafa Ali denen o veterinerle başladı olay. Mithat'ın evlenmesi. Daha sonrasında bu işlere Mithat başladı. Mithat'la karısı. Mithat evleninceye kadar orman köyü olduğu için kesime gidiyordu. Orman kesimine, ağaç kesimine gidiyordu. Ve kazandığı da 3-5 kuruş paraydı. Hiçbir yatırımı yoktu. Özbek eşiyle evlendikten sonra tatillere gitmeler, gezmeye gitmeler, Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara, Eskişehir, yani Türkiye'nin birçok yerine kimse gezmedi onun gezdiği kadar. Karısı Özbekistan'a gidip geliyordu. Karısı yine getiriyormuş, Mithat'ın deniyordu. İlk Mithat'ın evlendirdiği Emrah. Emrah diye bir çocuk var, onu evlendirdi. Sonra ikisi tartıştılar, problemler çıktı. O Emrah da Özbekistan'a evlendi. Yine Mithat evlendirdi onu. Onların parasını almışlar. Emrah'a söylenen kız gelmemiş, başka bir kız gelmiş. O Emrah da onunla evlenmiş. Mustafa Ali'den sonra Mithat bu işlere girdi. Hala devam ediyor. Mehmet'i de Mithat evlendirdi. Mehmet diyordu işte kız gelecek. Ve Mehmet'in gelen kız için havaalanına gidiyorlar. Havaalanında kız gelmiyor. Neden gelmediyse hep gelenler Mithat'ın karısının akrabası oluyor. Arkadaşı oluyor, kardeşi oluyor, yakını oluyor, her şey oluyor. Ama gelen gidiyor, gelen gidiyor, gelen gidiyor. Mithat da paraları alıyor, kenara çekiliyor. Mithat bu işlere başladıktan sonra araba aldı, hiç çalışmıyor. Tütün dikmekle zengin olunuyorsa buradaki herkesin zengin olması lazım. Taşlı muhtarı, bu işlerden haberi var Süleyman muhtarın. Bunların en önemli yerleri Burdur, Bucak. En önemli yerleri Burdur, Bucak. Buradan kaç kişi kız beğenmeye gitti. Denizli bölgesinde, Muğla bölgesinde, sonra Mithat'ın akrabaları varmış Söke bölgesinde, Antalya'da, Burdur'da. Bu Ege bölgesinde evlendirmediği yer kalmadı. Bu Ege bölgesinde evlendirmediği yer kalmadı. Mithat'ın yanına birçok kişi geldi. Karısı
hesap çıkardı, fiyat çıkardı. Nelerin olduğunu, kimlerin canlarını yaktıklarını, yani kaçarak bir şey ifade edemezler. Açıklasınlar, bildirsinler. Yani şimdi birisi var, Mithat diye ve Emrah diye birisini evlendirmeye kalkıyor. Gösterdikleri kız gelmiyor, başka bir kız geliyor, Emrah onunla evleniyor. Bu nasıl bir şey ya? Hakikaten şaka gibi yani. Ticari bir olay haline getirmişler. Ya, o yok, o gelmedi ama elimizde bu var diyor. Emrah da onunla evleniyor mesela. Katalogdan seçmiyorlar değil mi? Yani bu olmasa bu değil. O gelmeyince o gelmedi, bu geldi. Bu var. Sonra onunla evleniyor ama ondan sonra paralar bitince o kız gidiyor. Bu arada veteriner Mustafa Ali diye birisini tanıyor musunuz? İlk onunla başladı diyor çünkü. İlk onunla başladı. O getirdi birisini. Mithat'a galiba. Sonra Mithat işte bu Nigar'la evlendiğinde diyor, herkes Nigar'ın akrabası, köylüsü, tanıdığı birisi geliyor, Mithat getirtiyor bunları. Peki gerçekten tütün dikmekle bu kadar para kazanılıyor mu, zengin oluyor mu? Mithat daha önce zengin bir adam mıydı acaba? Vallahi biz Mithat'ı fazla tanımıyoruz ama şeyli değil. O veterineri de tanımıyoruz. Ama bu şekilde dediler ki bir hani yakın bölgeler ya bizim köyler birbirlerine. Herkes birbirini tanıyor yani. Daha çok şimdi, mağdur var. Şimdi bir mağdurumuz daha var. Onun da adı Mustafa. Mustafa da gelecek buraya. O da başına gelenleri anlatacak. Bakalım o kim tarafından mağdur edilmiş. Gel Mustafa. Gel. Şöyle Sadık Bey'in yanına otur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mustafa nereden geliyorsun? Bucak. Burdur Bucak. Evet. Burdur Bucak'ta çok mu Türkmen gelin var? Şu anda bildiğim duruyor olan 2 tane. Ama gelip giden kaç tane? Gelip giden de 3-5 tane biliyorum. Biliyorsun. Evet. Senin başına ne geldi? Sen Nadire ile mi alakalı buradasın? Evet. Peki. Nasıl tanıştınız Nadire ile? Şimdi Garayöz'de Salih diye biriyle sayesinde tanıştım. Hı. Anlaşmamızda giderse paramı verecekti. Kaç lira verdin Sadık? 25. 25 bin lira. Dolar olarak verdim. Çocuğu vardı Nadire'nin işte. Çocuğu getirmeyecekti sözde. Hı. Biz bu şekilde tanıştık, beraber olduk. Sonra bir ay sonra çocuk demeye başladı. Özledim dedi. Getirmem gerekiyor dedi. Annem bakamıyor dedi. İşte biraz eğlendi benimle. Sonra gideceğim dedi. Git dedim. Gel git oraya gitti. Biletini, bilet parasını verdin mi? Eline verdim. Almadım. Almadın, eline verdim. Oraya gitti yani onu biliyorum. Hı. Fotoğraf atıyor çocuğa. Çünkü aslında giriş çıkış yapması gerektiği için gidiyor olabilir yani 3 ayda bir. Fotoğraf atıyordu orada biliyordum. Ondan sonra çocuk masrafı dedi. Harcama gerekiyor tabii çocuk için. Pasaport çıkartacağım dedi. Para dedi. Fazla değil ben biliyorum güvenmediğim için az gönderdim. Sonra gelmeyeceğim dedi. Şu kadar para gönderirsen geleceğim dedi. Biletini aldım geldi. Bir süre sonra gene cingar çıkarmaya başladı. Aynı şeyler. Anneme dedi masraf göndereceğim dedi. Kömür dedi. Çocuğu alıp mı geldi bu sefer? Ne çocuğu getirdi. Hı. Çocuk dedi bu sefer dedi bir şey yemiyor dedi burada dedi. Aynı şeyi size de demedi mi evet, Selçuk? Evet aynı. Çocuk aynı. Burada yemiyor diye evet. Sonra dedi çocuğu koymaya gideceğim dedi. Tamam dedim ben git. Gitti. Sonra... Çocuktan sonra... Mustafa kaç ay kalmıştır senin yanında böyle git biz, gel? Biz bir sene falan oldu da... Bir sene ama aralıklarla gidiyor geliyor. Aralıklarla kaldığımız 6 ay falandır. Hayır şurada var acaba aynı anda şimdi üçünüz de Nadire ile birlikte oldunuz. Acaba aynı anda mı idare etti yani tam tarihleri bilirsek? Yok öyle değil. Özbekistan'dan geldiğinde Salih beni tanıştığında iş Türkçe bilmiyordu. Ay ne zaman hangi yıl hangi ay mesela? 2019 ay olarak bilmiyorum. Mesela sen ne zaman birlikte oldun Selçuk? Geçen sana Ramazan bayramı. Yok, 2022. 2022. Hüseyin ne zaman? 2021 Mayıs. 2021. 19, 21, 2021, 2022. 2020'de boşluk var. İllaki birisi çıkar var değil, orada da. Var zaten. Evet Mustafa. Peki sen nikah yapmadın ama. Yok resmi nikah yapmadım. Yapmadın. Evet. Düğün yaptınız Hayır, mı? Hayır. Yapmadım. Ben yapamam dedim. Peki takı falan aldın mı? Bir yüzük aldım. Onu da oraya gittiğinde satmış.
Peki toplamda aracı da dahil kaç liran gitti senin? Valla tahminim 100. 80 ile 100 arası yani. 100 olmamıştır da 80'i geçti yani. 80'i evet, geçmiştir. Evet. Bu paradan o hani aracıya verdiğin evet, 25 bin lira evet, var ya. Kız giderse geri alırım, evet, veririm demiş. Verdi mi paranı? Hayır. Ne dedi sana? Vermedi işte. Konuştu, aradım. Bir süre sonra telefonları kapattı. Bu şey cevap Sadık dediğin kişi. Salih. Evet. Salih dediğin kişi. Sonra cevap vermedi. Çok aradık. Peki sen Salih'i nerede tanımıştın? Onu bir arkadaş sayesinde tanıştım. İşte dedi Özbekistan'dan getiriyorlar dedi. İyi dedi, duruyor dedi. Ben de o esnada köydeyim tamam, hayvanlarla uğraşıyoruz. Böyle hindiki gibi şehirde çalışma yok. Babamın yanındayım. Tavsiye ettiler, gittik tanıştık. İlk tanıştırdıkları benden 5-10 yaş büyüğüydü bayan. Ben dedim olmaz. İkinci... Ha, başka kadınla da tanıştırdılar. Bakın ne dedi? Dedi ilk... ki Özbekistan'dan geliyorlar, duruyorlarmış. Demek ki dolandıranlar çokmuş. Gerçekten evlenme niyetiyle gelenler varmış ki duruyorlar. Yani ya, dolandırıp gitmiyorlar mantığıyla söylüyorsun değil mi? 30 yaşı üzerinden duruyor. 30 yani, yaş aşağısı durmuyor. Demek ki çoğu, bakın demek ki çoğu durmuyor, dolandırıyor, parayı alıp gidiyormuş. Diyor ki 30 yaş ve üzeri evet, olursa evet, duruyor, evet, gitmiyor. 40-50 civarı. 40-50 civarı ama daha küçük yaştaysa evet, onlar dolandırıp Serap gidiyorlar diyor. Desem ki bana 10 bin TL verin, ben size çok güzel bir telefon alacağım. Parayı aldım sizden, parayı da yedim, telefonu da almadım. Ondan sonra da siz beni savcılığa gittiniz, şikayet ettiniz. Benim hakkımda Türk Ceza Kanunu 157. maddeden dolandırıcılıktan dava açılır. Çünkü ben bu telefonu almak için parayı aldım, o parayı da telefon var almadım. Şimdi yurt dışından, Özbekistan'dan sana çok güzel evleneceğin, ömür boyu rahat edeceğin, seni mutlu edecek bir hanımefendi getireceğim, bununla evleneceksin diyen bir adam var. O adamla o gelen kadın birlikte hareket ediyor. Binlerce dolar para havada uçuyor, burada dolandırıcılık yok. Bu hayatın olan akışına uygun mu sizce? Uygun değil. Değil. Zaten de ortada yani işte çok yaşadıkları yani, artık ortada. Bir kadın, üç tane burada damat adayı var. En az üç tane var. Aday değil, direkt ya, damat da olmuş. Bir iki de damat da olmuş yani. Ya böyle bakmak lazım olaya. Yani dolandırıcılığın yani hileli davranışlarla iradenin fesada uğratılması varsa bakın duygusal boşlukta olan Mustafa var, Selçuk var, beyefendi var. Daha ne olsun? Bir de baktığınızda prototip aynı. Aynı. Daha tabii, saf, temiz. Tabii, tabii. İşte kendi işinde, tabii, gücünde, işte ilçede, kasabada, köyde. İşinde, ailesinde, gücünde. Ailesinde, işinde, gücünde. Daha kolay kandırılabilir insanları seçiyorlar. Bir de diyor ya gizli tanığımız, birdenbire diyor Mithat ve karısı gezmelere başladı, seyahatlere. Bunlar iş seyahati herhalde. Çünkü saydığı yerlerde, işte Denizli zaten malum. Burdur, Bucak diyor en fazla oldukları yer. Eskişehir, Muğla, Antalya yani bayağı bir iş seyahati gerektiriyor. Sınır komşular bunlar. Tabii tabii, bayağı bir iş seyahati gerektiriyor. Bir de bir gizli tanığımız daha var. Onunla bir röportajımızı getirelim ekrana. Mustafa ile konuşmaya devam edeceğiz sonra. Özbek evlilik çetesinin başındakiler Mithat ve Nigar mı? Mithat var yani. Göz önünde Mithat'la karısı. Bu adamların cebinden çıkan paralar ne oluyor? Mithat ben almadım diyor. Yok annesine verdik, yok kıza verdik, yok o oldu, yok bu oldu. Yalan dolan. Antalya'ya havaalanına iniyor, dağıtılıyor. Yani malzeme dağıtır. Gözle görülür, elle tutulur bir işleri yok. Ama devamlı kazanıyorlar, para kazanıyorlar. Mithat ve Nigar kadın ticareti mi yapıyor? Tabii ki. Yani görünen durum o. Çalışmada nereden kazanıyor parayı? Mithat o gelen veterineri dolandırdığını söylemiş. Mustafa Ali bu işi yapıyormuş. Mithat ondan gizli saklı getirmiş karısını. Mustafa Ali aracılık yapıyormuş. O para alması gerekirken ondan gizli saklı getirmiş. O başladı. Sonra Emrah'ı evlendirdi Mithat. İki Emrah. Evet. Sonra Mehmet, o petrolde çalışan Mehmet Karnık. Üç Mehmet Karnık. Sonra o televizyondaki arkadaş var, Selçuk. 4 Selçuk. Yani bizim bölgemizde gördüğümüz bunlar. Bir petrolcünün oğlu vardı, Ali Yörük. Onu da evlendirmiş Mustafa Ali ile Mithat. İkisi beraber denildi. Mithat'ın mutlaka arkasında insanlar var, çalıştıklarını herkes biliyor. Evlenen gençlerin ya da adamların ya da insanların çoğu 30 yaşının üstündeki insanlar. Cebinde parası olduğu halde evlenememiş insanlar. Yani bir şekilde bir yuva kuramamış ya
bir sevdiğini bulamamış ya da bir şekilde bu noktaya kadar bekar gelmişler. E tabi bunları buluyorlar. Bunlar da tabi parasını verince düdük çalınacak hesaba. Öyle olunca da bunlar direktmen bu işlerin ocağına düşmüş oluyorlar. Bir de her gelenin çoluk çocuğu oluyor. Yani evlenmiş 6 ay sonra, 1 sene sonra çocuğu oluyor. Bu çocuk hazır mıydı hemen? Yani çocuk kaçıyor muydu? Hani bir vatandaşlık vesaire bir şeyler. 3-5 yıl sonra bir vatandaşlık alıyorlarmış. Sonra istediği gibi yaşayacak. Bakalım vatandaşlıklarını alınca bunlar aynı evlerinde kalacaklar mı? Kocalarıyla, aileleriyle geçinecekler mi? O da yok. 6 ay dayandı kimisi, 3 ay dayandı gitti. Ve oradan geldiklerinde hep fakir. Fakiriz, durumumuz yok. Hep o dertlerini yanarak geldiler bu memlekete. Öyle gezindiler gittikleri yerlerde, Özbekistan fakir. Hep öyle diretildi ama hiçbiri de çalışmadı. Onlar o parayı almanın derdinde. Yani adam evlenmiş, evlenmemiş, hayat kurmuş, yuva kurmuş. Hiç umurunda değil onların. Yoksa 3 gün durup gider miydi? Parayı aldı, tamam iş bitti. Kolunun kırılacağı nokta Mithat. Kolunun kırılacağı nokta Mithat. Sakladıkları, yani gizledikleri konular var. Şimdi burada 3 tane genç erkek var ve bunların 3'ü de Nadire tarafından evlilik vaadiyle, bir ömür beraberlik vaadiyle kandırılmış adamlar. 3'ü de aynı kadın tarafından işte birer yıl arayla aşağı yukarı, 2020'de de var, onu da getireceğim ekrana. Mustafa, sen de mi bu kadına aşık oldun? Sevdin mi? Ya ilk başta kendini sevdiriyor. Böyle koparabilmek için, bir şeyler aldırabilmek için. Ha. İlk başta sevdiriyor, sonra da kere kendini soğutuyor. Yavaş yavaş uzaklaşıyor. Evet, evet. İlk başta çenebaz falan mı, böyle konuşkan mı? Yani insanın kafasını mı karıştırıyor? Evet, karıştırıyor. Hayır, bir de insan psikolojisini de iyi biliyorlar bir yerden, belki akıl adlar. Yani ilk defa birisiyle birlikte olduysa bir kişi, bir 3 ay falan çok dengede olmuyor çünkü. Özellikle erkeklerde. O 3 ayda vuruyor, kaçıyor işte. Evet. Çünkü kafası yerinde o değil. O 3 ay ayakları yere basmıyor erkeklerin, tabii, tabii, diyorsun. Tabii. Sadece erkeklere mahsus mu hocam? Yok, kadınlara da mahsus ama erkekler biraz daha zayıf. Burada tabii bir de planlı bir davranış var. Tabii. Bir de 3 ayda bir zaten... Hele ki benzer bir tecrübesi yoksa geçmişe dair. Tabii, bir de burada 3 ayda bir zaten gitmesi gerektiği için o süre onun için de makul. Bu taraf için de para vermek, işte bir takım isteklerini yerine getirmek için makul bir süre. Peki efendim, şimdi bir mağdurumuz daha var demiştim. Mehmet'i bir izleyelim, dinleyelim röportajını. Sonra da muhabirim Dilara İncebacak'a bağlanacağız. Bugün sözde Nadire yanında olacaktı. Ben canlı yayına çıkacağım falan diyor. Bir de bunlar abla kardeş, inanılmaz şeyler. Rahatlar, küstahlar. Efendim, sanki hiç bunları yapan onlar değilmiş gibi, başka bir memlekette at koşturmuyormuş gibi. İnanılmaz yani, böyle perdeler inmiş sanki, yok. Derler ki hani köpeksiz köyde değneksiz sanki, dolaşmak gibi. Sanki. Yani onlara iddialar doğruysa, hadlerini bildirecek bir savcı çıkarsa, bak bakalım bu minvalde, bu şekilde kimse Türkiye'ye gelebiliyor. Ha. Hadi bakalım. Ha. Tabii. Ve biz de zaten bunu takip edeceğiz. Hadi yani bakalım. Hiç yolu yok bunun. Peki Mehmet'i bir dinleyelim şimdi. Mağdur damat Mehmet konuşacak, stüdyo karışacak. Evlilik çetesinin iç yüzünü ilk kez anlattı. 10 gün içinde bize nikah konusunda aşırı bir ısrarı oldu. 10 gün içinde bana nikah kıydınız, kıydınız dedi. 10 gün içinde bana nikah kıymazsanız dedi, nigar dedi başka yere satacak dedi beni. Ona telefon alınırsa, ona yüzük alınırsa, elbise alınırsa, o akşam veya gündüz gezmeye gidilirse, ondan mutlusu, ondan sevinçlisi yok yani. Ama sen evde bir yere gitmezsen, ona çalıştırırsan, şurada bir şeyler yaptırırsan, senden kötüsü yok yani. Bizimkisi Özbekistan'a gittikten sonra teyzemin kızı diye yanında Nadire'yi getiriyor. Biz tabii şok olduk. Onlar başta zaten evlenmek için gelmişler. Ya da insanları dolandırmak için gelmişler. Öyle söyleyeyim artık. Akşamları hani gelip gidenler var. Diyor ki ben nasip olursa diye evlendirmek istiyorum. Gelenlere söylüyor artık. Yani varsa bildiğiniz, tanıdığınız diyor. Evlendirelim diyor. E işte kaç para istiyorsun falan filan. Aynen böyle pazarlık yapıyorlar yani. Nazlı diyor bunu. Mithat'ın oraya bayan gelecekmiş. Mithat'ın oraya bayan gelecekmiş. Oraya jandarma basıyormuş. Oradaki çevredekiler şikayetçi. Onun için demiş ki Nazlı'ya, Antalya'dan bir tane bayan gelecek, git eşinle onu kaleden al. Gittik biz buradan, hava yağmurluydu. Benim hiçbir haberim yok.
Dedi benim işim var dedi kale dedi. İlla ki gideceğiz. Gittik oraya bir tane bayan oturuyordum ben arabanın içine pat diye girdi. Dedim bu kim dedim ben bu neyin nesi? Ya işte bu da bir arkadaş dedi. Evlenmek istiyormuş dedi. O da geldi yani yanımıza. O da aşağı yukarı bir 20 gün falan durdu. O da böyle gelip gidenlerin sayesinde, burada talip olanlar olduğunu da kendisiyle kavga ettik. İnsan ticaretine giriyor iş. Çevreden biz devamlı şikayet alıyoruz. Yani tehdit alıyoruz. Mithat'ın getirdiği bayana biri talip oldu. Buradan parasını verdi $4000. Zannediyorsam evin içinde verdi çocuk parayı. Aldı gitti. Aradan 2-3 gün geçmedi. Dedi tabii o zaman çok sıkı bıkıyız böyle. Aşkım falan diyor bana. Canım çiçim falan öyle sıcak davranıyor yani. Hiç ayrılacak da yoktu, kaçacaktı falan aklınıza gelmez. Dedi bu dedi bunu dedi beğenen yok burada dedi. Ben dedi bunu Antalya'ya bırakıp geleceğim dedi. Dedim anneme bu dedim ben gidecek Antalya'ya bu bahaneyle geri gelmeyecek. Bilmiyorum yani içime doğdu zaten. Kimler topluyor parayı? Şimdi burada satılan bayanlardan bahsettik ya az önce. Burada $4000 o kadını sattı. Nazlı. Tamam. He, bunu kadına kim getirdi? Mithat'la eşi getirdi. Evet. Satan kim? Nazlı. İşte ona yardımcı olan kim? Nadire. Onun içinde kendi aralarında 3'e böyle 4'e böyle kırışıyorlar yani parayı. Ha, Selçuk'la onları evlendirdi. Nadire beni aradı. İnsanları dolandıracağını çaktırmıyor yani. Nazlı dedi çıkalı dedi bayağı oldu dedi yanına geldi mi dedi. Benim eşimi şüphelendiğim kadarıyla Mithat'la eşi başkalarına sattılar. Hafif kilolu böyle yuvarlak saçlı yuvarlak yüzlü bir adamla geziyorlarmış çarşıda. Alışveriş yapıyorlarmış. Şimdi daha yeni mesela 20-25 gün önce yine bir başka bayanla başka bir adamla görüyorlar. Hiç utanma yok, sıkılma yok, edep yok. Yani nasıl bunu yapabiliyorsunuz? İşte 4 etti. Şu an ekrandaki kişiyle 4 etti. Bir de Recep 5. Recep var 5. Daha var. Daha çıkaracağım hepsini de. Ali Özcan. Bir de ne yapmış biliyor musunuz? Pazar günü dün Selçuk Nadire senin ev yani bir resmi nikahları var ya eve gelmiş galiba. Evet. Bir anlat ne yapmış eve gelip? Eve gelmiş daha 4 kişi içeri almamış bizimkiler. Evrak falan alacağız diye gelmişler. Bizimkiler içeri almayınca bunlar karakolu aramışlar Nadire. Sonra bu karakolun arama izni olmadan gelmiş olay çıkarmayın demiş karakol. İçeriye dalmış da ayakkabıyla affedersiniz ahıra dalıyor gibi. Sonra ben dedim bu siz komutan aradım niye siz dedim ben bizim odamıza dedim arama izniniz var mı dedim. O evin o tabii nikahlı ya. Tabii. O evde. Hayır hayır siz... giremez bakın çelişki. Ama girmiş. Çelişkiyi söyleyeyim size. Nadire Selçuk hakkında bir uzaklaştırma kararı almış. Yani Selçuk'tan şiddet görme ihtimaline binaen Selçuk'un kendisine 1 kilometre yaklaşmasına yasak koymuş. Bir peki evet. Burada diye gitmiş şimdi, olabilir mi? Gelemez. O adrese gelemez. De yaklaşamaz. O adresle ilgili olarak Selçuk'un telefonuyla ilgili olarak Nadire'nin gitmiş olması zaten yalan söylediğinin göstergesi. Yani o kararı alırken yalan söylediğinin çünkü göstergesi. Çünkü hafta sonu evinde de olabilirdi. Cuma tabii akşamları canım. Biz evet. Gönderiyoruz normalde. Pazartesi sabah geliyor konuklarımız. Dolayısıyla sen evde de olabilirdin. Bakın eve gelmesinin tek bir hukuki gerekçesi olabilir. Uzaklaştırma kararını veren aile mahkemesine gider. Der ki ben evime gidip şu eşyalarımı almak istiyorum. Mahkeme bir karar verir. Emniyetle birlikte oraya gitmesine müsaade eder. Eline kararı alır. Emniyet o kararla birlikte Selçuk'un kapısını çalar. Yoksa hadi bize zorluk çıkarmayın gelsin içerideki eşyaları alsın. Tamamen hukuka aykırı. Yalan söylediğinin en büyük delili. Peki girmiş ama eve. Evet girmiş. Komutan kendisi de girmiş. Hatta yatak odamıza bile girmiş. Komutan babası gibi korkutmuş. Işte, elinde kamerayla girmiş daha bir de. Yani içeride Nadire'nin elinde kamera mı var? Hayır Nadire'de komutan elinde bizim de görüntü var demiş. Yani biz senin eşyalarına dokunmadık demiş. Yanlış yapmış. Ama ses kaydı bile var yani komutanı ben aradım. O zaman sen Nadire'den şikayetçi olacaksın tabii. Bu durumda. Ben komutandan da şikayetçiyim. Yanlış yapmış. Evet. Bakın elinde aile mahkemesinin kararı evet, ele olmadan, girebilir şu eşyalarını kollukla birlikte alabilir diye bir karar olmadan o eve yani hiç kimseyle giremez. Yargıtay başkanıyla bile o eve giremez kimse. O zaman yani söz konusu kişilerle ilgili şikayetçi olabilir. Kesinlikle. Tamam bunu yapıyorsun bir. Şimdi bir dönelim muhabirimiz Dilara İncebacağı. Bugün Nadire canlı yayında yüzümü de göstereceğim konuşacağım vesaire diyordu. Nadire evet. Daha dur yeni başladık. Daha senin o eve girişinle ilgili bak işlem yapılacak. Çünkü sen uzaklaştırma kararı almışsın ve buna rağmen girmişsin.
Orada yanlış bir uygulama yapılmış maalesef. O uygulamayı yapanlar hakkında şikayetçi olacak, senin hakkında da olacak. Çünkü o eve girmen doğru değilmiş yasal olarak. Çünkü hafta sonu evde olabilirdi tabii kendisi. Evet, Dilara. Merhaba Serap Hanım. Merhaba, ne oldu? Nadire yine kandırdı mı seni? Nadire yine bizi kandırdı. Hı. Gelmedi. Yani geldi ama kendini göstermek istemedi, konuşmak istemedi. Aslında ilk başta sabah anlaşmıştık, gelecekti. Hatta gel oturalım, sohbet edelim dedim. Daha sonradan avukatına söyledi. Avukatı bizi adliyeye çağırdı ve orada konuştu bizimle. Ve avukatı kesinlikle yayına çıkmayacağını Nadire'nin üstüne basa 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 söyledi. Hı. İyi, güzel. Biz de üstüne basa 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 bu işin peşini bırakmayacağımızı söylüyoruz. Buraya gelmediği sürece de onun konuşma hakkı tanımıyorum. Çünkü daha önce tanıdım biliyorsunuz. Avukatı engel oldu cevap hakkını kullanmasına. Serap Hanım. Avukatın talepleri ilginç varmış. Evet. Evet. Şöyle de ilginç bunlar. Çok ilginç gerçekten. Avukat bize şartlar koydu. Hı. Hepsini tek tek yazdım. Evet. Müsaadenizle okuyorum size şimdi. Oku canım. Nadire'nin kişilik hakları için özür dileyecekler, inisiyatif alacaklar. Sadece hikayesini anlatacak, kimse konuşurken Nadire'nin sözünü kesmeyecek. Sorular nedir? Soruların hepsi bize verilecek. Yayına katılıp Nadire hakkında kötü iftiralarda bulunanların kimlikleri bize verilecek diye bize şartlarını iletti ve ayrıca kendi şahsım ve ekibim adına da dava açılacağını, ismimi, soy ismimi gerekli yerlere verdiklerini söylediler. Seninle ilgili mi? Evet, beni şikayet edeceklermiş. Peki. Edebilirler, problem yok. Ben tabii yanlış ki bir şey yapmıyorum. Ben muhabirim, benim işim soru sormak. Ben soru soracağım ki doğru cevaplar alacağım. Şimdi şöyle, burası şey gibi oldu bu ya, sanki parti lideri gibi bize önden, önden şey gönderip verin böyle başkan soruları adayı göreyim, hani başkan adayı falan gibi. Evet. Ben şu sorulara cevap veririm, başkasına vermem, sorular önden bana verilecek. Nadire kim ya? Nadire kim yahu? Kim? Kim ki ben ona önden soru vereceğim de sözü kesilmeyecek de. Hadi canım. Hadi canım sen de. Hayır, bir de kötü şey, mantıksızlığa bakın. Kötü iftira atanların iftira bir kere peşinden İsimlerini vereceğiz. Ya burada işte, buradalar, isimleri de yazıyor gözlerinde. Evet. Anda diyor şu gün şu saatte şurada birlikte oldum, sonra bıraktı gitti diyor. Yani iftira mı atıyor? Üç kişi burada, yüzleri ortada. Beş tane mağdurumuz var sadece Nadire ile alakalı olarak. Evet. Şimdi evet, şartları var yani Nadire'nin ve avukatının bu konuda. Biz o şartları nerede konuşalım biliyor musunuz? Biz bu beş kişiyle alakalı olarak örgütlü bir şekilde nitelikli dolandırıcılık suçuyla alakalı olarak savcılık dosyası hazırlıyoruz ya. Evet. Geçen haftadan beri. Evet. Evet. Savcı Bey'e bu taleplerini iletsinler bizim şikayet dilekçemizden sonra. Biz buradaki herkesin kimlik bilgilerini şikayetçi sıfatıyla zaten oraya beyan edeceğiz. Telefon bilgileri dahil. Ha, o zaman gitsinler desinler Savcı Bey bize bunlar iftira atıyor ya. Hı. Biz aslında böyle bir şey yapmadık ama burada Nazlı, Nigar, Nadire, Mithat diye dört tane karakter var. O dört karakterle ilgili olarak biz savcılık şikayetimizi şu an görünen beş tane şikayetçiyle ilgili, burada dördü, bir tanesi dışarıda, beş tane şikayetçiyle ilgili şikayetimizi yapalım. Gitsinler efendim o soruları Savcı Bey'e, Cumhuriyet Başsavcımıza versinler. Yani muhatabı biz değiliz tabii, bu tabii, söylediklerinin. Tabii, Cumhuriyet Başsavcılığı muhatabı. Hiçbir zamanda yayına herhangi birisini konuk ederken önden bir soru falan vermedik. Öyle özel muamele kimseye yapmadık. Hele benim ülkemde at koşturup böyle şeyler yapan bir kadına ben bu hakları tanımayacağım. Biz ona cevap hakkı tanıdık avukat bey. Siz elinden telefonu aldınız. Siz kendinizi, isminizi kendiniz verdiniz. Ben isminizi bile bilmiyorum. Kendinizi tanıttınız. Kadının cevap hakkını engellediniz yani kısacası. Ben de şartım şudur. Gelecek burada kendini ifade edecek ve cevap hakkını kullanacak. Böyle parti lideri gibi şeylerle gelmeyin bize. Komik oluyorsunuz yani. Hakikaten. Evet Dilara. Serap Hanım, biz bir haftadır bu olay için uğraşıyoruz. Üçgen kurduk resmen. Üçgende git gel yapıyoruz.
Sürekli git gel git gel. Denizli'ye gittik. Burdur'a gittik. Muğla'ya gittik. Bu üç ilin en ücra köşelerindeki köylere bile gittik. Neden gittik? İşte bu olay için. Selçuk Pekakça programımıza başvurdu. Biz de bu yüzden Nadire'nin peşindeyiz. Nadire söz hakkını kullansın diye sürekli onunla irtibata geçmeye çalışıyoruz. Fakat bu engelleniyor. Evet. Bir de gezmesini gerektirir şeyler sadece Nadire'yi bulmak değil. Nadire'den mağdur olan, nitelikli anlamda dolandırılan diğer karakterlere de ulaşmak için dolaşıyor muhabirimiz. Yani ve bu dolaşmasının neticesinde 5 tane olası şikayetçi ve mağdur buldu. Şimdi çok bir tanesi bu. Hemen Mehmet gitti, şikayetçi oldu. Nigar ve Mithat da emniyete çekildi efendim. O görüntüler bir gelsin ekrana. Denizli'de hareketli saatler. Yayınlarımızdan sonra emniyet harekete geçti. Evlilik çetesinde adı geçenler ve mağdurlar tek tek emniyete çağrıldı. Şu anda Denizli ilinin Kale ilçesindeyiz. Kale ilçe jandarma karakol komutanlığının tam önündeyiz Mehmet Karnık ile beraber. Dün muhtarımız geldi. Karakola gelip ifade vermem gerektiğini söyledi. Bizi o kadın dolandırdı. Selçuk kardeşimi dolandırmasına sebep oldu. Yani ardı kesilmeyen bir sürü suçlar yani. Suç duyurusunda bulunacağız. Ekibimiz Mehmet Bey'in ifade vermesini beklerken şok gelişme yaşandı. Sahte gelinlerin başı olmakla suçlanan Mithat ve Nigar karakola geldi. Suçlanan ikilinin gergin tavırları dikkat çekti. Mithat ve Nigar evlilik çetesinin başı mı? Şu anda Kale İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan Mehmet Karnık ile beraber çıktık. Mehmet Karnık'ın ifadesi alındı, dilekçesi, şikayet dilekçesi yazıldı. Bana yardımcı olan Mithat ve eşi, bir de dolandıran o Şahlo isminde bayandan şikayetçi oldum. Dolandırıcılık iddialarının başında olan kişiler Mithat Taş ve eşi Nigar da biz karakolun içerisindeyken kapıya geldiler. Onların da burada ifadeleri alınacak. Biz de gerçeğin peşinde ekibi olarak bu olayın peşini bırakmayacağız. Tabii ki bırakmayacağız Dilara. Hatta Nadire de buraya gelip isterse Mithat da gelebilir. Tabii ki de şey de gelebilir. Abla, neydi Nigar. İsmi? Nigar. Nigar. Nigar da gelebilir. Onlar da gelip burada kendilerini ifade etmediği sürece ve de bu iş tabii ki savcılık süreci tamamlanmadığı sürece biz de bu işin peşini bırakmayacağız. Her gün bu konu işliyor olacağız. Zaten sadece Sadık Bey'in bildiği daha 3 kişi var. Bunun yanı sıra Recep var. Bir de toplu dava açılacak. Zaten burada yani bir şekilde konuyu devam ettirmemizin bir diğer nedeni de başkaca mağdurların ortaya çıkmasını sağlamak. Şu an 5 kişiyle ilgili dilekçe hazırlığı safhamız devam ediyor. Belki de ona çıkacak bu, bilemeyiz. Evet, zaman gösterecek ve Ece Acar Kılıç Arslan'ın ölümünden eşimi sorumlu. İddialar bu yönde. Geçmişte evliliğinde yaşadığı sorunlar ve eşinin bazı kötü alışkanlıkları olduğu iddiaları var biliyorsunuz. Bu dosyayı biz de incelemeye devam ediyoruz. Ece Acar Kılıç Arslan konusuna geçebiliriz. Üç çocuk annesi esrarengiz şekilde öldü. Kızım için de yalvardım, alın dedim. Sorular çoğalıyor. Şu tencereyi yok et mi dedi? Kim dedi bunu? O gece Ece'nin evinde neler oldu? Hepten çığırından çıktı işler. Alt komşunun sakladığı sır ne? Neden? Neden hala? Neden? Erol'un akrabalarından bomba açıklamalar. Erol'u gördüğümüzde karşısında 3-4 tane akrabası vardı. Ece'yi balkondan kocası mı itti? Şimdi. Cemile Hanım hoş geldiniz. Hoş Feray Hanım hoş geldiniz. Efendim Cemile Hanım'ın bir arkadaşı Nesin Hanım oldukça yakın arkadaşı. Aynı zamanda da rahmetli Ece'yi de çok çok iyi tanıyan birisi ve o gece de hastanedeydi. Evet. Sizin yanınızdaydı. Biz Nesin Hanım'la bir röportaj yaptık efendim. O geceyi ve tanıdığı
Ece'yi anlatıyor bize. Sır dolu ölümün perde arkası. Ece ve annesinin 8 yıllık dostu ilk kez konuştu. Ecrin'e silah dayadığını bile biliyorum ben. Çocuk civarı telefonumuz çaldı. Baktım Ayfer abla açar açmaz Nesrin Ece düştü diyorlar. Ece öldü, koş yetiş diye aradı. Biz gittiğimizde herkes bahçede kapının önünde oturuyordu. Hatta ben gelmeden önce Erol Ayfer ablanın üstüne yürümüş. Senin yüzünden oldu diye. Anlayamadık yani nasıl oldu, nasıl düştü ama Ayfer abla hep söylerdi. Çok eziyet görüyordu. Nesrin bu kızı bugün öldürecekler, bu kızın başına bir şey gelecek. Ben bu kızı oradan bir türlü kurtaramadım diye sürekli kadın hep söylüyordu. 3 gün, 4 gün Ayfer abla ondan haberleşmese, ondan sonra derdi ki Nesrin kızın başına bir şey geldi gene derdi. Ayfer ablanın bir huyu vardı. Her gün 5 ile 6 arası Ebru'yla da konuşurdu eğer görmediyse onu. Ece ile de görüşürdü. Haber alamazsa ilk birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün abilerini ya da ailesinden birini arardı. Mutlaka Ece ile beni görüştürün derdi. Görüşemiyorsa bir problem olduğunu anlardı ve paldır küldür bir taksi tutar ya da bir şey yapar oraya giderdi. Ece'nin ya darp edildiğini ya eziyet olduğunu ya da başına mutlaka bir şey geldiğini biz oradan öğrenirdik. Bu haftada muntazam en az 1-2 defa olurdu. Madem bu kadar seviyordunuz, madem hiçbir problem yoktu, neden gelip cenazenizi teslim almadınız? Ben suçsuzsam, ben gider eşimin cenazesini teslim alırım orada. Kumsalı gördük. Kumsal bir sürü şeyler anlattı. Annesinin kafasının kanadığını, kavga ettiklerini, ondan sonra yatakları kestiğini babasının. Kolunun nasıl kırıldığını sorduk iki kardeşin. İşte duraksıyor çocuk, anlatamıyor ama biliyoruz ki babasının şiddet yaptığını, annesine yaptığı gibi çocuklara da eziyet ettiğini. Çocuk kendisi söyledi bunların hepsini. Ecrin'e silah dayadığını bile biliyorum ben. Ece'nin saçını kestiğini biliyorum. Uzaklaştırma kararı alındıktan sonra Ece'nin annesinin evine geldiğini çocuklarla beraber. Sonra aile büyüklerinin, abilerinin eve gelip tekrar bir daha barışmak istediklerini, böyle şeyler yapmayacaklarını, işte özür dilediklerini, Ece'yi alıp yemeğe çıkardığını, kendini affettirmek için bir yüzük aldığını, bunların hepsini biliyorum ben. Tedavi göreceğini söylediler. Çocuklara ettiği eziyet, Ayfer ablaya ettiği küfürler, Ayfer ablaya attığı kötü mesajlar, ben bunların hepsini biliyorum. Ece'nin de ağzından ben bir kere olsun kocasıyla ilgili iyi bir şey duymadım. Yediği dayaktan mütevellit ya yüzünü boyayacaktı ya kapatacaktı, biz bir araya gelecektik, sorardık. Ya işte Nesin abla, boş ver Nesin abla der. Geçiştirirdi mevzuyu yani kızım. Utancından, şeyinden onu bile anlatamazdı yani çocuk. En son ki bu tartışmadan sonra işte Ece kar yağdığında gelmişti annesine. Anne sadece okullar kapanana kadar bekleyelim, çocukların düzenini bozmayalım. Şurada 2,5 ay kaldı okulların kapanmasına. Ondan sonra hep birlikte biz de senden bir geleceğiz dedim. Onlara bir yer ayarlayıp konuşmuştuk. Onlar, Ece de çocukları alıp annesiyle birlikte oraya gidecekti. Ondan sonra davalar açılacaktı, koruma kararları çıkaracaktı. Ece de kararlıydı buna. Evine gitti, 1-2 gün sonra bu olay oldu. Daha sonrasında başka bir şey yapmamıza fırsat bile kalmadı. Ece'yi Erol mu öldürdü sizce? Bana göre öyle. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Hiç de aksini düşünmedim yani. Her zaman eziyet eden bir adamdı zaten. Evet, Ece okullar tatile girince, yani Mart ayıydı, 3 ay sonra evet. Erol'dan ayrılmayı düşünüyormuş. Bunu ya zaten da... arkadaşım Nesrin, annesi Covid'den, babası Covid'den peş peşe bir gün arayla vefat ettiler. Onların Isparta'da evleri vardı. Nesrin bana dedi ki, korkuyordu Ece gelmeye. Ben de abla dedi, evin anahtarını vereyim, al Ece'yi, çocukları al, orada sizi kimse bulamaz. En son geldiğinde Ece'ye dedim ki, annem dedim bak korkuyorsan, bizi bulacak, bize bir şey yapacak diye. Hani korkuyorsan bak Nesrin ablan dedim annesinin evinin anahtarını verecek. Alalım çoluğu çocuğu gidelim, orada akrabaları da var, herkes bize sahip çıkacak. Tamam anne, söz veriyorum dedi. Haziran'a kadar bekleyelim, Haziran'dan sonra gidelim dedi. Açalım mahkemeyi de dedi.
Bunu kocasıyla da paylaşmış olabilir tabii. Belli bir noktaya gelip bir tartışma anında muhakkak seni bırakacağım artık yetti demiş olabilir. Hatta geçen dedi ki yani annesinden iki gün kaldı ya, bütün mesele zaten o iki gün kaldıktan sonra ortaya çıktı diye söylemişti. Hayır, bir de yani getirmiyorsun. Bana yasak koyuyorsun, eve gelme. Yani o yasaklara karşı ben yine gittim geldim ama sen ne oldu da son iki gün kala o kızı çıkardın da bana getirdin? Ne oldu? Yani kadın planladın mı? Cinayetlerinin %70'i zaten bu boşandı boşanacak davasından çıkıyor. Yani ben planlandığını boşanacağım düşünüyorum. Boşanacağım dediyse büyük motivasyondur. Ya benimsin ya kara toprağın. Yani böyle birinden kurtulamayacağı hayali vardır. Hani Dostoyevski'nin bir ondan alıntı bir cümle vardır. Yani iyi adamlar yalnızlıktan ölüyor, iyi kadınlar kötü adamların balkonundan gökyüzünü seyrediyor. Serap Hanım bir de bir belki şey var. Belki de sadece hayal kurabildiği, Erolsuz bir hayali kurabildiği balkondan düştü veyahut da düşürüldü. Bunun için gerçekten irdelememiz lazım. Belki de kendisi düştü kazan, belki canına kıydı bilemeyiz. Belki de cinayete kurban gitti ama en neticede biliyoruz ki mutsuzdu. Bir şekilde hayal kuruyordu ve sadece o balkondan hayal kuruyordu. Neyin hayalini kuruyordu? Bence Erolsuz bir hayatın hayalini kuruyordu. Belki de onu dile getirdi. Ben senden ayrılacağım dedi. Onun üzerine tartışmalar yaşandı. Tabii o gün ne yaşandığını sonun bilmiyoruz. Başlangıcı olmuş tabii, olabilir. Bir tabii. İhtimalden bahsediyoruz muhtemelen. Tabii. Şimdi görümcesi Hatice'nin bir de bu arada şeyle bir açıklık getirmek istiyorum. Nesrin Hanım'ın sürekli bahsettiği Ayfer abla dediği aslında Cemile Hanım'ın iki ismi var. Cemile Ayfer. Yani annesinden bahsediyordu. Görümce Hatice de olay yerini anlattı efendim. Şöyle daha doğrusu Cemile Hanım'la telefon görüşmesi yapıyorlar. O telefon görüşmesinin kayıtlarını Cemile Hanım tabii saklamış. Şimdi ekrana getirelim. Görümce Hatice anlatacak, sırlar çözülecek. Erol, kan donduran o geceyi nasıl anlattı? Yemin ediyor. Diyor ki, bir haftadır hiçbir konuda tartışmadık. Hiçbir konuda bir şey yapmadık. Ben arabamla ilgileniyorum, zaten seviniyoruz. Araba çıkacak, yaz geliyor. Arabamızı çıkaracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız diyor. Kesinlikle diyor. O zaman o akşama Ebru'ya ne olmayacak? Çiçeği gönderdim. Şey gelmiş, bu olay yeri inceleme. Gelmişler adamlar, bakmışlar oralara, gitmişler. Kalmış da anahtar, gönderdim çiçeği. Evine kızınla beraber gidin, beraber Ecrin'in kıyafetlerini getirin. Ecrin'in kıyafetlerini. Yemin ederim sana diyor ki, abla diyor, ben ömrü hayatımda Ece'nin evini bu kadar mı güzel, bu kadar mı düzenli görmedim. Bulaşıklarını yıkamış iki tencere. Dışarıdaki çamaşırlarını toplamış. Katlamış abla diyor sepete. Evine makine atmış. Bulaşıkların hepsini atmış. Biliyorsun yıkadığı zaman bardakların hepsini makineye koyardı. Hiçbir şey diyor. Bir tencere tavuk yapmış kendine. Bir tencere pilav yapmış. Kuru da yapmış diyor. Abla inanamadım. Sanki böyle tartışan insanı sen biliyorsun. Tartıştıkları zaman her yeri birbirine karıştırırlardı. Ben dedim, Allah aşkına bir gidin bakın. Hiçbir şey diyor. Abla sanki bu eve sihirli değnek gelmiş. Hiçbir şey Allah rızası için. Sadece diyor çocukların yatakları. Çocukları uyutmuş ya önceden. Çocukların yatağında diyor. Her birinin yorganı diyor böyle açık. O gece ne anlatmış? Bana söylediği tek şey, abla ben geldim işten, kahve yapıyordu kendine, bana da yap dedim. Ecrin o gece uyumamıştı. Ben dedim ki, Ecrin'in uykusu geliyor. Ben Ecrin'i odaya götürdüm diyor. İkide bir mutfağa yanıma geliyor. Ben diyor, gümbür sesiyle çıktım diyor. Ece, iki defa Ece dedim. Cevap vermedi. Üçüncü defa kalktım diyor yerimden. Baktım Ece mutfakta yok. Lan oğlum neredesin dedim. Arkamı döndüm, balkon açık. Balkona baktım aşağıda. Evet, verdiği ifadeler de malum. Bir yorum yapalım. Şimdi diyor ki
güm diye bir ses duydum. Oysa ki bütün komşuların ve tanıkların beyanına göre güm ve pat diye bir ses duyulmuş. Dolayısıyla onun ikinci pat sesini duymaması kesinlikle imkansız. Yani bu beyanın doğru olmadığı zaten buradan belli. Tek ses yok. Böyle bir kurşun atar gibi bir tencere sesi var. Ondan sonra da bir yere düşen insan sesi var. Herkes bunu teyit ediyor. Onun için ben güm sesi duydum. Ece neredesin lan diye. Bir de çocukları uyutmuştu balkonda diyor. Aşağı baktım da duydum. Hayır. Tek ses duyması hayatın olağan akışına uygun değil. Bu da mantıksız. Bir mantıksızlık daha var. Yani mutfak dedikleri yer ufacık bir yer. Yani koca heyula böyle bir yani matbaa bilmem ne değil. Yani giriyorsun ve karşıda balkon var ve orası açık. Normalde de kapalı olan yer. Yani lan oğlum diye soracağını direkt balkona koşması lazım kimseyi görmeyince. Yani zaten bu da mantıksız. Şu kadar yok. Çok ufak yer yani. Hani arkamı döndüm küçük. Mutfağın yok, açık olduğunu gördüm diyor. Bu yalan. Bu yani normal değil. Yani ablasına en azından anlattıkları doğru değil. Çünkü ifadesinde de iki farklı çelişkili ifade var biliyorsunuz. Hı hı. Birinde kumsalla televizyon izliyordum. Birinde küçüğü ayağımda sallıyordum. Serap Hanım. Birinde uyumuştu onunla ilgileniyordum. Hatta biz dedik ki uyuyan çocuk da ilgilenir mi? Niye ilgileniyorsun? Evet. Savcıya evet. Verdiği ifade ayrı. Karakolda benim damadım Evren'e söyledikleri ayrı. Hatice'nin kocası Yusuf'un bize otopsi yerinde söylediği ifade ayrı. Hatice'ye söylediği, mahallede anlattıkları ayrı. Yani bin bir tane ifade veriyor. Değişik değişik. Yani bu normal değil, bence de normal değil. Artı bir de diyor ki hani her zaman tartıştığı zaman ortalık dağınık oluyordu. Bunu evet, da söylüyor yalnız. Evet. Ortalık birbirine girermiş. Hı. Bu ne demek? Bir şeyler atılıyor, bir şeyler fırlatılıyor. Ya bakın ortalık bu kadar temizse bu kızın ayağındaki çorap niye bu kadar kirli? Hayır ya bir de o kadar dayak yemiş mesela. O kadar dayak bakın, yemiş. Niye zift var? Niye zift var kızın evet. ayağında? Bu kadar kirli olabilecek ne var? Bakın sizin beyanınız olduğu için söylüyorum. Bu kız odaya kilitlenmiş. Gündüz odadaymış. Acaba dışarı kaçmaya mı çalıştı? Bir inşaat mevzusu var. Yani bu kızın ayağı nasıl bu kadar kirlendi? Ya ben kirlendi? Şöyle de düşünüyorum. Ev bu kadar temizse bu ayak bu kadar kirlenemez. Çok özür dilerim ne olur lafınızı unutmayın. Bir virgül koyacağım çünkü az bir zamanım kaldı. Bir erkek fotoğrafı getireceğim ekrana şimdi. Bu erkek fotoğrafına 51 yaşındaki Ertaş Akçam'ın fotoğrafına bir bakın efendim. Burada görüyorsunuz kendisini ama stüdyoda da görüyorsunuz. Stüdyoda gördüğünüz Ertaş Akçam'la fotoğrafta gördüğünüz Ertaş Akçam sanki aynı kişi değiller gibi. Çünkü Ertaş Bey'in hayatı 10 Aralık 2022'den itibaren 180 derece değişti. Başka bir hayata adım attı. Çünkü kendisini diri diri hem de kendi evinin bahçesinde yakmışlar. Yaktılar. Doğru mu Ertaş Doğru. Bey bu? İsim vermedin diye yaktılar. İsim vermediniz diye. Arkadaşların ismini vermedim diye beni yaktılar. Ve siz 2022 Aralık ayından bu yana yani 4 aydır neredeyse bu durumdasınız. Ancak kalkıp buraya gelebilecek gücü bulabildiniz kendinizde. Evet. Ve arkadaşlarınızla geçirmekte olduğunuz bir gece sonrası bu yaşandı. Evet. Ne kadar hastanede yattınız? 15 gün yoğun bakımda yattım. Yoğun bakımda. Sonra? Sonra özel odaya aldılar. Bütün elbiselerim yapışmış. Ertaş Bey, siz evinizin bahçesindeymişsiniz. Evet. Bu kişi sizin üzerinize bir bidonla gelip... Evet, kamar kayıtları bile var. Var kayıtlar. Seni yıkayacağım demiş. Siz kaçamadınız mı? Yok, ben aldırışmadım. Ben şaka yapıyorsam. Şaka yapıyorsun anne. Hiç ummadığım bir insan. Ama tanıyorsunuz. Tanıyorum. Tanıdığınız ama evet. ummadığınız bir insan. Şaka yapıyor zannettiniz. Üzerinize belki su dökecek zannettiniz. Oysa ki dökülen yanıcı bir maddeydi. Sonra, döktüğünde bile su sanıyorum ben. Sonra siz döktüğünde bile su zannettiniz. Sonra tutuşturdu. Saniyede tutuştum. Saniyede ve sizi diri diri yaktı bu kişi. Peki olayın detaylarına yarın gireceğim efendim. Şimdi bir araya gidelim. Efendim veda vaktimiz geldi. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Yarın saat 13'te Star ekranlarında Gerçeğin Peşinde programında sağlıkla buluşalım istiyorum efendim. Allah'a ısmarladık.